Kanal Türk ekranlarından ve yepyeni bir top bizden hepinize mutlu geceler değerli futbol severler. Spor Toto Süper Lig'e verilen milli ara bütün hızıyla devam ediyor. Dün akşam Estonya galibiyetini ve salı akşam oynayacağımız tarihi Hollanda maçını enine boyuna Sergen Yalçın ve Bilgin Gökberk'le konuşmuştuk. Bu akşam tabii ki yine ilk günden milli takım olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaşanılan tüm son dakika gelişmeleri ve geçtiğimiz hafta içi yaşanılan gelişmeleri masaya yatıracağız. Önemli VTR'lerimiz var ama her şeyden önemlisi sizlere dün de tease ettiğimiz gibi, tanıttığımız gibi ve biz de Sergen Yalçın, Bilgin Gökberk'le programın açılışında konuştuğumuz gibi çok önemli bir futbol adamını, çok değerli bir ismi Top Biz'de de onur konuğu olarak bu akşam Kanal Türk stüdyolarında ağırlıyoruz. Üç büyük takımı şampiyon yapan ilk ve tek teknik adam, milli takımla çok büyük başarıları imza atmış ve Türk futbolunda korkmamayı, yürümeyi hep öğütlemiş önemli bir isim. Stüdyomuzda bizlerle birlikte şeref verdiniz. Mustafa Denizli Hocam hoş geldiniz. Estağfurullah, hoş bulduk Bülent'ciğim. İyi akşamlar. Hep evde izliyoruz sizleri. Bu akşam yakından izleyelim bakalım. Sizin de isminizin geçmediği, gıyabınızda konuşmadığımız bir gece neredeyse yok ki. Hep bir şekilde adınız geçiyor. Sağ olun, bir türlü geçiyor evet. Özellikle son bir aydır çok geçiyor. Kırmadınız, geldiniz, şeref verdiniz. Tekrar hoş geldiniz. Benim de hocama mesajım olacak sürpriz ama daha sonra söyleyeceğim. Daha sonra. Çok ilginç bir mesaj olacak. Bilgin Gökberk'ten Mustafa Denizli hocamıza bana birisi mesaj söyledi. Sürpriz bir mesaj. Onu ileteceğim Mustafa Hoca'ya. Yani alt bant olarak da yazalım. Bilgin Gökberk'ten büyük sürpriz diye. O kadar değil yani öyle bir herkes belki ilgilendirmez ama. Ben geldim buraya heyecanlandırmayın beni. Çok sürprizler var hocam bu akşam. Öyle mi? Yine her zaman olduğu gibi. Ben müsaade ederseniz hem sevgili Sergen Yalçın hem sevgili Bilgin Gökberk'in benim sosyal medyadan binlerce izleyicinin soruları zaten gün boyunca gelmeye başladı. Geleceğinizi anons ettiğimiz andan itibaren ama şöyle başlamak istiyorum. Bir Rizespor başarısıyla sizden bir süredir haber alamıyoruz. Rizespor Süper Lig'e çıktı. Rizespor'u ani bir kararla 6. sıradayken başına geçtiniz. Süper Lig'e çıkarttınız. Ondan sonra bir takım nedenlerden dolayı ki mutlaka siz izah edeceksinizdir. Yollar ayrıldı ve ondan sonra biz sizi tekrardan bekler olduk. O beklemede burada nihayet buldu Top Biz'de de. Niye Rizespor bir anda gündeme geldi? Nasıl oldu? Yazıldı, çizildi, çok haber yapıldı bununla alakalı olarak. Mustafa Denizli ve Çaykur Rize ismi nasıl yan yana geldi? Öyle başlayalım. Nasıl yan yana geldi? Bir türlü geldi. Yani neticede biz mesleğimizi dünyanın her yerinde yapan insanlarız. Yani Türkiye içinde, Türkiye dışında hangi ligden olursa olsun gelen şeyler vardır burada. Teklifler vardır. Bunları eğer kafanız, düşünceleriniz uyum sağlarsa, kabul ederseniz, yoksa aksi bir cevap verirsiniz. Yani kabul etmeme cevap verirsiniz. Ben Rize'ye gidişimde çok şey yazıldı. Hatta gazeteler daha değişik yorumlar da yaptılar. Yani başka manalar da yüklediler. Yani Rize'ye şöyle bir işte istek oldu, hoca onun için gitti. Sayın Başbakan'ın. Evet, Sayın Başbakan'ın istediği özellikle büyük gazetelerimizden birinde manşet oldu. Sayın Başbakan istemedi esasında. Ben istedim. Kendimiz için 2-0'ı söyleyemiyoruz, telaffuz edemiyoruz. 3-0'ı söyleyemiyoruz, telaffuz edemiyoruz. 1-0'a kilitlendik kaldık Hollanda maçında. Evet. Yani bir kişi de çıkıp ya bu bizim gitmememiz için bu Romanya'nın Estonya'ya 7 gol atması lazım diyemiyor. Ama ya, şey açısından hocam şimdi hani Hollanda ile oynuyoruz bir de Hollanda dünya futbolunun ekol isimlerinden doğru bir ülke. Doğru gayet tabii yani Hollanda neticede bu grubun favori takımlarından biri. Benim için de iki favori vardı. Yani bu grupta takımlar belli olduktan sonra ülkeler benim için Hollanda ile Türkiye'nin şansı kusura bakmayın eşitti. Yani, son dönemdeki Hollanda'nın başarısızlıkları, kadronun yani, çok iyi olmaması. Yani 2000 yılından sonra Hollanda takımının çok üst düzey bir takım olduğunu söylemek. Ama sana göre hocam. Kime göre, neye göre? O takımın hocası sen değilsin ki. Yani şimdi. Bir ara biz şey dönemi dedik hocam. Yani bir Vatikan'la bir Andorra'yla baş başa oynuyorduk. Vatikan'ın takımı yok zaten. Andorra'yla oynuyorduk. O durum şimdi bakın yani. Bu hesaplar şöyle yapılır. Yani bu kurallar çekildi. Kötümser bir tablo. 6'şer puan Andorra ve Estonya'ya koyuyor musun? 12 puan. 4'er puan da kafadan Romanya ve Macaristan'a koyarsın. Eğer sen Türkiye'sen 20 yapar zaten. 20 yapar. Hollanda'yla Türkiye her zaman çekişir. Bu benim yani liderlik mücadelesi. Abartarak söylediğim bir şey değil. Bunu gayet samimi söylüyorum. Yani
Türkiye burada yani şu anda Türkiye normal bir durumunda ilerliyor. Yani bir anormallik bu grupta başlangıç. Nasıl olur biliyor musun? Senin gibi bir hoca eğer boşta kaldığı an seni Türk futbolunu yöneten insanın yanına alması lazım. Ben senin Bülent'in ve Sergen'in söyleyemediğini söyleyeyim. Senin gibi insanın gündüz bebeğe gelip akşam bir yere gidip Çeşme'ye gitmesi yazık günah. Senin için sen eğer bir yerde çalışmıyorsan boştaysan senin olacağın yer İstinye'de federasyonun binası hocam. Yani şu an... Ama tabii ben de dün akşam da söylemiştim. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani Mustafa hocamızda teklif olmadığını mı zannediyorsunuz? Bak teklif değil. Bak Mustafa hocaya gideceksin. Yalvar yakar alacaksın. Federasyonun bir yerine koyacaksın. En ya tepesine o, bir yerde. O değerlendirecek ondan sonra. Yani Mustafa Denizli'nin... Soracağız zaten. Bu gazetelerde de çıktı. Türkiye'de... Yani ben burada şimdi kamuoyununda ne diyor hoca? Canlı bir yayın interaktif çok 4, 4, 8, 6, 10, 20 diyor. Ya tabii biz 2 puan alamadık zar zor ya. Olur mu böyle bir şey? Hollanda ile çekişir diyor sayın. Gayet tabii. Ya. Şu ya anda Hollanda'dan 4 puan alabilirsin. 3 puan alabilirsin. 2 puan, 2 beraberlik yapabilirsin. Yani 90'lı yılların sonunda Hollanda yine Türkiye ile aynı gruptaydı öyle değil mi? Evet. İşte Sergen de o kadronun içindeki insanlardan bir tanesi. Ya bunlardan alabilirsin. Hatta hatırlayın yani başlama maçını hatırlayın Hollanda ile bizim maça başladığımız bir 20-25 dakika iyi başladık şey yaptık. Ondan sonra yani Hollanda maçından sonra Hollanda'nın grafiğini dahi biz değiştirdik. Gruptaki. Gruptaki. Yani Hollanda puan kaybıyla başlasaydı bu sonuçları alamazdı. Yani ben Hollanda'nın mesela Macaristan deplasmanından galibiyetle döneceğini hiç düşünmüyordum. Yani o çünkü ben Hollanda yani, kadrosu çok düştü hocam son dönemde dünya şampiyonasında falan yani Avrupa şampiyonasında falan dünya şampiyonasında hiçbir şey yapamadılar. Yani 98'den sonra böyle çok önemli bir şeyleri yok. Mesela bu 74'te final oynadı Dünya Kupası'nda. 88'de ki ben gitmiştim günübirliğine Münih'te Avrupa Kupası finalinde Rusya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Yani Ajax'tan sonra gelen 98'li Van Basten'lere, Kluivert'lara kadar devam eden o şey müthiş takımlardı. Şimdi yani şeyin en büyük yıldızı, tek yıldızla oynuyor diyebiliriz. Robben. Onun dışında yani bana dünya çapında... Van Persie var biraz. Van Persie. Van Persie bence yine o çizgide yani bir Van Basten, Kluivert veya benzeri şeylerin... Bence de hiç seviye olarak hiç düşünüyor. Yani bir altında... Bir altında. Takım olarak da 2010 yılında İspanya'yla Dünya Kupası finali oynadılar. Başka hocam, ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz geçen kurallar çekildiğinde o zaman NTV'de program yaparken Almanya grubu çıktığında şeyi konuşuyorduk biz. Şimdi bu grupta biz ne yaparsak başarılı oluruz. Yani biz neyiz yani? Başarı seviyemiz bizim nedir? Ben şunu merak ediyorum. Senin gözünle merak ediyorum ben. Biz bu grupta ikinci olduk diyelim. Başarılı mıyız? En azından başarısız değiliz. Ha yani o tarafı var. Ben Almanya grubunda biz çok tartıştık bunu NTV'de mesela. Yani biz dedim bu grupta ikinci olursak başarılı mıyız? Yani beş, şu grup biz bakıyorsun Macaristan. Şimdi sen antrenörsün hocam. Milli takım başındasın. Grup kuralları çekilmiş. Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya, Türkiye, Andorra çıkmış. Şimdi bu grupta sen ilk düşüneceğin şey ne olur? Ben Hollanda'yı nasıl geçerim? Ya yani o değil midir? Normal mantık. Romanya'yı, Macaristan'ı düşünür müsün hiç? Şu pozisyonda. Abi yani biz grupta iki, ben şunu söyleyeyim. Biz ikinci olursak, Fatih Hoca için bunu bahsetmiyorum ben, genel konuşuyorum. Biz bir grupta ikinci olursak, bana sorarsan biz başarılı falan değiliz. Çünkü biz bu grupta, genelde yani gözünü kapatsan zaten normalde ikinci olmamız lazım. Çünkü Romanya'nın futbol dönemi, oyuncu kalitesi belli. Macaristan zaten çökmüş yani bence milli takım olarak. Hocası yani en kötü durumda yani Macaristan şu an. Bir ara biz Macaristan'la oynarken ne maçlar oynuyorduk eskiden? Ne Macar takımı vardı? Evet. Yani şimdi o Macar takımından eser yok ortada. Yani biz bu kadar futbolumuzda övünüyorsak, futbolcularımızla övünüyorsak yani şu grupta biz ikinciliği konuşmamamız lazım hiç bana göre. Milyon hiç konuşmamamız lazım yani. Dün biz bunu söylüyorduk dediniz ki maç var şimdi bu konulara girmeyin dediniz. Hayır yani. O maçla ilgili de şimdi şey salı günü nereden bakarsak bakalım dün akşam siz de bahsettiniz. Önemli bir maça çıkıyoruz. Ama neticede yani şeyde trafikte işaretler vardır işte girilmez çıkılmaz bir de tek yön diye işaret vardır. Bu tek yönlü bir maç. Yani o tek yönün dışında herhangi bir skor seni düşündüğün yere getirmiyor. Bu tek yöne girip devam edersen ondan sonra da ikinci aşaması var. Oradan gelecek haberi bekleyeceksin. 5 tane yer mi yemez mi? Bence yemez. Yani hocam biz dün 1-0'ı konuşurken şu açıdan konuştuk. Şimdi kazanma açısından. Yani biz kazanma açısından çünkü bizim mecbur, bu maçı mecburuz. Şu tarafı var. Bizim bu maçı kazanacağımız çok şüpheli şu an. Çünkü yani biz bu maçı diyebilir misiniz biz bu maçı kazanırız? Gayet tabii her maç için. Hani yani. Ama şunu söyleyebiliriz. Kazanabiliriz.
Ama ben kimse şunu söyleyemez. Biz bu maçı kazanırız cümlesini çıkartamaz kimse. Çünkü Hollanda şu ana kadar oynadığı gruptaki bütün maçları kazanmış. Moralli bir Hollanda. 32 gol atmış, 5 gol yemiş. Yani şimdi onu söyleyemeyiz. Yani 2 golü de Estonya'dan yedi. Tek puan kaybı da Estonya'ya. Evet, biz şu açıdan biz bunu söylüyoruz. Yani biz en kötü şartlarda 1-0 kazanalım. Gayet tabii. Çünkü biz Romanya'yı şimdi biz burada dersek ki biz Romanya'yı 2-0, 2'lik 3'lük yaparız dersek yani biz hayal satmış oluruz biraz insanlara. Yani Romanya'yı 2-0, 3-0 yenecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünmüyorum ben hiçbir şekilde. Benim de hiçbir şekilde düşünmüyorum ha. Oyun içindeki değişkenlikler kırmızı kart olur, kafadan bir gol bulursun, birçok şey değişebilir oyun içerisinde. O ayrı. Ama dışarıdan bakış biz diyoruz ki biz 1-0 yenelim de. Yani benim düşüncem Romanya eğer Estonya'ya 5 tane atarsa da atsın. Biz kazanırsak gideriz. Yani benim içimdeki şey bu. O tarafa bakmaya çok da gerek kalmayacak yani biz diyorsunuz. 5 olmaz diyorsunuz. Biz yani. Kazanırsak gideriz. Ya da neyse 4. Yani bu eski milli maçlar havasını tekrar ortaya çıkartacak bir gün olacak. Salı günü tahmin ediyorum. Türkiye bunun farkına varsın. İstanbul bunun farkına varsın. Yani hakikaten oraya tek renkle gitsinler. Fatih Hoca da maçlarına bu bu önemli. Yani bu milli takımın bu görüntüye müthiş ihtiyacı var. Ben burada şey düşünüyorum. Bence tek renk yerine orada herkes kendi formasına gitsin. Tek takımı desteklesin. O da önemli yani. Hani abi yani, tek renk derken bak hocam şundan bizim dönemimizde başımıza geldi. Biz maça gidiyoruz. Beşiktaşlısı bizi çağırıyor. Örnek veriyorum. Fenerbahçelisi Fenerbahçeli futbolcuyu çağırıyor. Galatasaraylısı kötü oynadığı zaman Fenerbahçelisi tamam ıstıklıyor. Oraya... Öbürkü oradan başka bir şey yapıyor. Yani sonuçta... Bunlar oluyor yani acaba hocam. Onları yaşadık yani maçlarda. Bunlar yaşandı. Önemli olan orada... Herkes kendi forması giysin, yan yana otursun bir kere. Bunu öğretelim insanlara. Hiç olmazsa Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta bir maçta yan yana oturmayı öğrensin. Yan yana otursun, aynı amaç için herkes bağırsın. Herkes kırmızı giymesin. Herkes kendi formasını giysin de aman yeter hiç olmazsa yan yana görelim bunları. Yani. Hocanın demek istediği o zaten. Yani kendi formasını giysin ama başka gözle. Evet. Ya yani tek gözle izlesin. Çeşitli renk ama tek gözle. Federasyonda simsiyah giysin her zamanki gibi. Onlar da anlaşılır onların federasyonu oldu. Onları da ayrı bir yerden gösterir. Ben Romanya... Romanya'ya, Estonya'ya falan, Estonya'nın maçını da seyrettim. Yani ben Romanya'ya, Estonya'ya 3 tane, 4 tane atarım. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu federasyon heyetinin veya başkanının böyle maçlarda spor kıyafeti gitme şeyi yok mudur mesela? Biz hani güzel bir sweatshirt falan giyip bize mecbur mudur bana takım elbise giyme? Yani böyle bir kural var mı FIFA'da? Mesela milli maçlarda federasyonda takım elbise giyerdi. Var mıdır böyle bir şey? Ya abi federasyon yetkilileri ne giysin? Tişörtle mı giysinler maçı? Abi tişört değil mi? Protokolde oturmuyor. Spor bir kıyafet giyer be. Başkan giysin tamam da herkes de giymesin. Simsiyahta durunca işte. Ya şimdi ne şöyle önemli bir müsabakada. Nasıl etkiler sağdaki futbolcu? Hoş bir görüntü olur abi bak. Ben sana zaten erkek erkeğe oturmak fazla iyi bir şey değil. Böyle 20 erkek yan yana falan. Bir kere bu kötü oluyor. 20 tane erkek oturuyor. Nerede olursa olsun. 20 erkek dünya her tarafında kötüdür. İstiyorsa müzede olsun yani. Ya 20 erkek oturuyorsun bir de 20'si de simsiyah giyiyor. Bir de sen diyordun ya işte antrenmana gelince moraliniz bozuluyor. Ya dün işte Ukrayna'da gördük abi. Ben hakikaten Ukrayna mafyası zannettim ya. Meğer bizim yönet bizim benim eva mafya geldi. Maçımı bağladılar ne oldu? Bir baktık bizim federasyonmuş oturan mesela. Biraz daha hoş bir görüntü olabilir yani takım elbise. Hani tişört giymesin tamam da. Zaten o zaman ben de alınırım yani tişört giyerlerse de. Seni verelim oraya designer olarak. Vallahi bak. Nereye? Gömlek üstü sweatshirt yap. Elbiseyle çıksanız bu keşke. Bu şey vardı bizde literatürde temayüllere uygun. Uygun. Bu temayüle uygun yani kravat bütün federasyonlarda. Yani Güney Amerika'da da Avrupa'da da. Hocam spor giysin. İki renk giysin. Ama abi. Şey sadece bize mahsus değil o. Ya bütün federasyon, İtalyan Federasyonu Başkanı tamam, kravatsız mı giyiyor? Onlar gri siyah falan giyiyor. Bizimkiler simsiyah giyiyor. Yok canım farklı beş tonlar var yapmayın. Gri tonlar mevsime var. Mevsime göre ya. Ama yani on erkek yan yana izleyecek kadar. Mesela kim senin kıyafetin çok güzel bir şey. Böyle giyinebilirler. Bu arada böyle beyaz takım elbise giydin mi? Beyazlı beyazımız krem böyle bir takım elbise. Maça gitseler ya ne? Ben şimdi bizim federasyon düşündüm onlara beyaz falan yakışmaz zaten ya. Ben sana söyleyeyim. Yani Armani gelse giydiremez bizimkiler. Eyvah marka. Aman. İsim. İsim. Aman. İsim bu ama. Modacın ismi. Yanarız. Ondan sonra önümüzdeki hafta siz takım elbiseyle burada görmeyelim. Baş, yani. Başını söylemedi ama. Evet. Ha, keşke söyleseydi hocam. O zaman isime girerdi de ikinci kısmı öyle çok mi? Sıkıntı tabii. Doğru söylüyorsun. Ben uyarayım da. Görelim yapayım. Giorgio diyelim o zaman. Ya, İnatla. Ya bir de işin enteresan tarafı var. Yani ben şunu da düşündüm. Biz Hollanda'lı bir müsabaka oynayacağız hocam şimdi. Biz şimdi Romanya'yı düşünemeyiz ki. Gayet tabii. Yani, biz yani Romanya'yı mı düşüneceğiz? 4 atar mı? 5 atar mı? İsterse 10 tane atsın yani. İsterse 10 tane. Ha, yani gayet biz bir kazanalım da önce. Tabii. Yani orayı sonradan düşünelim yani. Sen bizim takımın 6 maçta kaç puan aldın biliyor musun abi? Mesela biliyor musunuz 6 maçta kaç puan aldığımızı? Ya 6 ya 7 puan aldık biz yani. Hani Mustafa Hoca demin 20 dedi ya. 6 7 puan. 7 puan almışız abi 6 maçta. Alınabilir de hesabı. Tabii tabii hocam. İşte. Yani biz aldığımızda 7 yani. Evet, hoca gelene kadar. Fatih Hoca gelene kadar. Hayır şey tabii yok ki. Yani burada. Zaten Fatih Hoca gelmesi yine 7'de kalacak. Benim söylediğimde bir anormallik yok ki. Yani bu milli takımdan
Yani başındaki insandan... Ne olmadı hocam sizce peki? Yani dışarıdan bir göz olarak soruyorum. Hani kurumsal kimliğinizi çok fazla devreye sokmadan biliyorum bu konularda hassassınız. Yani ne olmadı da bir anda 3 maçta her şey değişti? Biz dün akşam kenardan bahsettik. Bir cevabı yani var abi. Hoca olmadı abi yani. Onu Mustafa lütfen dedi. Bu sizin yorumunuz. Ben, hani abi hoca söyleyebilir mi böyle bir şey? Yani bir tek cevap var hoca şöyle olmadı. Şöyle yapalım o zaman. Çünkü bak ne değişti o günden sonra? Bir hoca değişti. Şöyle yapalım. Hocamızdan bunun cevabını şimdilik almayalım. Abi, çünkü bir müsaade isteyebilir miyim sizden lütfen? İsteme. Niye? Hatırım o kadar da hatırımız olsun. O günden bu yana değişen bir hoca. Bu öyle olduğuna göre oğlum abi ki... kenar oyuncu ya ilk Hollanda maçında ben kenarda oynayan oyuncuların ismini ilk defa duydum. Bilmiyorum. Onları özel getirmişti. Ben vallahi ilk, ben ilk defa Hollanda maçının ilk maçın iki kenar oyuncusu kimdi abi söyle bana. Sercan'dı biri. Öbürü, bunların hepsini konuşmaya. Tunay mıydı? Tunay'da Sercan. Bak, Sercan. Vallahi ben ilk defa duydum o maçta o oyuncuların oynadığını. Söylemiş ki yeniyor Tunay'da. Hani bu kötü bir şey mi? Evden değil yani. Evden. Kötü bir şey mi? Değil bence fazla. Düşün hocam milli takım Hollanda maçına çıkıyor. İki kenar oyuncunu tanımıyoruz. Ben tanımıyorum. Bilmiyorum. Ben duymadım. Onur konuğumuz Mustafa Deniz ile birlikte uzun bir geceyi yaşamaya devam ediyoruz. Konuşacak Onur çok şey. Falan deme. Ben bizim için öylesiniz yani hocam. Ya. Ben her seferinde söyleyeceğim. Bizse de yayın yine söyleyeceğim. Hocam milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. Salı günü çok önemli bir karşılaşmamız var. Mustafa Denizli'ye göre çünkü gelen yüzlerce soru var. Hiç abartmıyorum. Ortak bir paydada birleştirip sormaya gayret ediyorum. En çok sorulan sorulardan biri. Mustafa Hoca'ya lütfen sorar mısınız? Salı günü nasıl bir milli takım hayal ediyor? Nasıl oynamalı milli takım? Mustafa Hoca'nın kafasındaki milli takım nasıl olmalı? Buna paralel olarak Caner'i de çok soruyorlar. Ben dün akşam Sergen Yalçın'a da sormuştum. Şu soru havada kaldı ama ne değiştirdin ya hocaya? Nasıl? Ne değişti dediğin ya Mustafa abi, Hoca. Çok özür dilerim haklısınız. Önce orada, onun cevabını ben de orada alayım. Bence, reklama gitmeden önce sormuştum. Ben de orada doğru. Bence güzel bir yorum yaptım. Hoca yoktu dediniz kenarda. Ay, ne değişti derken bir tek değişen hoca dedim o kadar. Ne değişti? Evet, bunu yeni ilk defa söylüyorsun. İlk defa değil. Hakikaten ha? Bunu da bir manşette kırmızı son dakika. Yazalım bunu teşekkür bir alt yazı olarak ilk defa. Bilgin Gökberk'ten iki seneden beri çok çıkmış. İki seneden beri söylüyor. Şu ana kadar milli takım başında hoca yoktu. Öyle demedi. Yok, bir tek yok. O değişti dedi. Yok. Hakkını yemeyelim. Yani, hocayı... Olmaz. Yani herkes... Hayır yani sürekli söylüyorsunuz da. Ben herkes şöyle, emeğini ben vermiştir şöyle dedim, oraya. Hocasız bir sisteme geçmiştim ilk takım dedim uzun süre. Şimdi hocayla oynamaya başladım. Hocalı sisteme beyaz başladım. Bir sayfa. Açtım. Zaten beyazdı sayfa. Ben beyaz duruyordu. Bu maçlarda bak bir de seriler çok önemlidir. Başladığın gibi gidebilir. Dolayısıyla yani mağlubiyetle başladığın zaman bir güven kaybıyla başladığı zaman biraz evvel siz de söylediniz mesela... Belki şu olabilirdi, yani bir Hollanda maçıyla başlarken saha içinde birbirini çok daha iyi tamamlayan ve tanıyan futbolculardan oluşması kadronun. Bir defa şeyde yani bizim hepsi onlar kendi evlatlarımız, bu ülkenin çocukları. Belki başka ülkede yaşıyorlar ama bu milli takıma hizmet eden insanlar. Belki daha farklı koşullarda onları sahaya sürebilirdik. Yani bir Hollanda grubun iki favori takımının ilk maçında... Bu duyguları belki yaşamaları, paylaşmaları, hatta saha içinde birbirlerini tanıma ve tamamlamaları zor oldu. Oradan bir şey olabilirdi, bir dönüş yapılabilirdi. Hocam ilk maçta birbirine tanışanlar vardı ya işte Sergen dedi ki ben sol açığı tanımıyorum, ilk defa diyorum takım içinde yani, böyle olmuş. Sergen, yani tanıştırmıştır senin... ben Sercan, Karlsruhe'de oynadım. O açıdan dedim. Söylemiyorum, şimdi biz yıllarca milli maç oynadık mesela şimdi biz... Çok kapandığımız dönemlerde oldu. İşte İrlanda maçında bir ara şimdi, ikinci yarı 0-0 bitirelim diyor hocam. Yani hatırlıyorsun. Kapanarak kazandığın, başarıya gittiğin maçlar da vardır. Yani çok kontrollü oynayıp sana yetiyorsa. Şimdi beraberliğin yettiği maçlarda senin çok fazla risk etmene gerek yok. Mesela bir Almanya maçı var. İşte Sergen'in olağanüstü oynadığı bir maç vardır Münih'te. O gün yensek grup liderliği için oynuyoruz. Kaybedersek bir şey fark etmiyor. İkinciliği zaten garantilemişti. Yani yenmekten beter ettik ama yenemedik Almanya'yı. Lothar Matthäus'un futbola küstüğü maç herhalde. O maç ya, sen, şurada, bak şurada Sergen'i oynamadığı zaman demiştiniz ki oynar mısın? Gel demiştiniz. Burada sezonun oyuncusu Selçuk İnan'dı ilk maçta. Ben Hollanda maçını hatırlatayım. Selçuk İnan'ı oynatmadı hoca. Abdullah Hoca ve ayrıca Burak da oynamadı galiba. Yani hadi Burak tercih edilebilirdi. Selçuk İnansız başladı. Selçuk İnan çok konuşuldu. Ben yani bunu da soracaktım. Mustafa Denizli Sergin'e diyor ki nasıl antrenman yapıyorsan gel alayım diyor. Takımında oynamama önemli. Öbürü ligin oyuncusu. Hoca oynatmıyor orada. Yani bunları söylemek lazım ki unutuyor insan. Çünkü bizde herkes balık hafızalı. Bilgin bak bir şey söyleyeyim. Tabii ben Sergen'le birkaç futbolcu da oldu. Ama bunun riskini alıyorum ben. Sergen çok kötü oynayabilir. Çok kötü oynayabilir. Evet.
O zaman yani bu kararı veren benim ne hale geleceğimi bir düşünsene. Hocam, fakat ben onu düşünmüyorum. Ben güvendiğim için ittifak... Sezonun oyuncusunu da oynatacaksın ya takımda. Yani macera aramaya gerek yok. Burada gayet tabii yani aldığın her kararı, yaptığın her takımda eksikler fazlaları bulabilirsin. Yani teknik adamların aldığı, verdiği her kararlar tartışılabilir. Onların üzerinde benim tartışılmıyor mu, başkasının tartışılmıyor mu? Bunlar doğaldır. Bunlar doğaldır. Hele bir ülkenin takımı olunca herkes bunu tartışır. Ama kimine... hocam sizin dediğiniz gibi yani ekibin birbirini tanıması çok önemli. Çünkü top orta sahadan almışsın, topu gidiyorsun. Şimdi kenar oyuncularının veya öndeki oyuncunun nereye gideceğini bileceksin abi. Bu futbolda çok önemli. Ya biz eskiden milli maça çıkardık mesela, sıkışıyoruz. Sen Hakan'a şişir, o bana indirir. Hiç uğraşma yani. Anladın mı? Biliyoruz birbirimizi biz çünkü yani. Ya sen Hakan'a şişir, o bana indirir. Uğraşma hiçbir şeyden yani. Çünkü tanıyoruz birbirimizi. Ben onun nereye indireceğini biliyorum. O benim nereye gideceğimi biliyor. Ben kenardan gelenin nereye koşacağını biliyorum. Herkes birbirini o kadar iyi tanıyor ki. Ama ekip Hollanda maçına çıkıyorsun. Hoca da beni anlat ya. Kimse kimseyi tanımıyor. Acayip böyle öyle dış oyunculardan kurulmuş bir kadro. Tanımıyor değil de birbiriyle çok fazla saha içi alışverişi olmayan bir grup oldu Hollanda maçı bizim için. Dolayısıyla belki takım içinde dahi beklenmedik bir durum olabilir öyle tercihler. Bunların hepsi doğaldır. Yani hoca da bir düşünceyi, kendi düşüncesini eyleme dönüştürmeye çalışmıştır. Esasında başarılı olabilir miydi? Şansı azdı, olabilirdi ama şansı azdı. Nitekim olmadı. Yani milli maçlarda başlamak, ondan sonrası bir daha güçlü gelir. İyi başladığın zaman bir daha güçlü gelir. Yani milli takımın hele böyle turnuvalara başladığı zaman, yani Hollanda'dan puanla başlasaydı belki şu anda Hollanda'yla burada final mi, grup birinciliği için oynayacaktı. Demek ki hocam bir şey çıkıyor. Bazı insanların fazla bir şey düşünmemesi lazım yani. Düşündükçe kötü oluyor işte. Hiçbir şey düşünmeseydi. Ama hocam şu tarafı da çok önemli değil mi? Şimdi örnek veriyorum. Şimdi ben milli takım hocası oluyorum. Hiçbir başarım yok. Yani Nasıl? Ya iyi teknik direktör olur olabilir falan filan diyorlar mesela. Hani sıkıntılı bir imza atmışım. İlerisi sıkıntılı olabilir ama bir grup çekiyorum. Romanya, Estonya, bilmem ne falan filan. Bir de Hollanda birinci takım, baş takım var. Hollanda'ya geçemezsem kimse bana niye geçemedin demez. Bana şurada sorun çıkartırlar. İkinci olamazsam ben sorun yaşarım. Ama bu da bir şey değil mi yani? Artı motivasyon değil mi mesela yeni gelen teknik direktör için? Şu böyle bir grup çekmek. Ki sana ilaveten şunu da eklemek istiyorum. Yaşadığım bir olay var. Kanal Türk Televizyonu olarak bu grup kurallarının hemen öncesinde Avusturya'da Viyana'da bir maç yaptı Türkiye. Hazırlık maçı. Maçı biz yayınlamıştık. Ben anlatmıştım ve otelde Abdullah Hoca ile konuşma şansım olmuştu maçtan önce. Daha ilk maç. Abdullah Hoca'nın da ilk maçı. Nedir grupla ilgili hedefiniz diye sormuştuk. Hatta Yılmaz Hoca da yorumunu yapmıştı. Birlikte gitmiştik otele Viyana'da. Türk futbolu playoff oynamamayı bizim dönemimizde görecek. Biz bu grubu lider tamamlayacağız. O yanlış. Şöyle dedi o demek istemiş. Playoff bile oynayamamayı demek istemiştir. Sen onu öyle anlamışsındır yani. Bu kadar bir insan yanılma. O şunu dedi. Murat Bereket de flash interview yapmıştı. Ona bizim da söylemişti. Grup birinci Türk futbolu bizim dönemimizde artık playoff bile oynayamayacak dedi. Yani Reading'de playoff. Ben ne dediğini hatırlıyorum. Bak, ben de sana anlatıyorum. Şimdi burada bir şey Reading zamanında biz playoff oynamıştık. Biliyorsun. Yani biz artık playoff da oynamayacağız dedi yani. Yani gerek kalmayacak. Altı puan toplayıp gideceğiz demiştim Abdullah Hoca. Ya hocam sen mesela şimdi İzmir'de otursan, gelsen burada atıyorum Beşiktaş'ı çalıştırsan desen ki ya ben İzmir'de oturuyorum ama antrenmanları çocuklar yaptırsın da ben hafta sonu gelirim desen acaba kabul ederler mi? Çok merak ediyorum. Nasıl olsa antrenman yaptıracak. Ben gelir kadroyu yaparım. Çocuklar çıkar desen mesela kabul ederler mi? Çok formda bak. Çok merak ediyorum. Abi bizim ülkeyi, bak ben çok ciddiyim bu konuda yani, bizim ülkeyi resmen bitirdiler yani Hiddink geldikten sonra. Adam Hollanda'da oturuyor, Türkiye'ye gelmiyor bile. Hocam biz televizyondan neler söyledik ki? Adam bundan sonra Türkiye'de maç izlemeye gelmeye başladı. Yani biz televizyondan öyle ağır şeyler söylemeye başladık ki artık. Sonradan adam korkudan, utancından hafta sonu maç seyretmeye geldi. Çok isabetli bir karar verdiniz hepiniz, eski Rıdvanlar falan. Abdullah Hoca geldi de maçla düzeldik yani, hiç olmasın. Biz öyle bir karar vermedik. Bizim öyle bir yetkimiz yok. Canım, şey ama biz, ben mesela Hiddink'in gönderilmesindeki baş isimlerden bir tanesiyim yani. Açık söyleyeyim abicim, ben yani bende gizli saklı olmaz. Ben de gurur duyuyorum Abdullah Hoca'nın gitmesindeki başta gün olduğunu. Her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım Hiddink'in gitmesi konusunda. Neler söyledim televizyonda? Peki kardeşim, Hiddink için söylediğin onda birini de Abdullah Hoca için söylüyorum ben de sana. Bir şey olmaz. Yemezler adam abi. Niye söyleyeyim abicim? Söyle niye abi bir şey olmaz. Yani kimse bir şey yapmaz. Senin Hiddink'in ya, aldığı rakamla Abdullah Hoca'nın aldığı şeyleri biliyor musun sen? Onda birini söyleyebiliyor musunuz? Bak abicim, ben şunu demek istiyorum. Ben Türkiye'de futbol... Sergen demin hocayla konuşuyordu. Sergen benim dünyada gördüğüm en kimseyi düşünmeyen ve yorumunu açıkça yapan birisi. At Sergen'i bir kenara. Sergen'in talihsizliği benim bu yaptığım kavrama girmesi eski futbolcu. Türkiye'deki Ahbap Çavuş diye medya var. Bunlar Abdullah Hoca'yı eleştiremezler. At Sergen'i bir kenara. Niye eleştiremezler biliyor musun? Abdullah Hoca yarın öbür gün onların yanına gelecek.
Türkiye'deki futbol yorumcuları kadar eyyamcı yorumcular dünya hiçbir yerinde yok ya. Siz de Hiddink gibisiniz herhalde. Bak Hiddink'i Hiddink'i yerden yere vururlar. Niye biliyor musun? Hiddink'in arkasında burada kimse yok. Hiddink okumuyordur bile. Gidecek Hollanda'ya. Abdullah Hoca'nın altı derin. Abdullah Hoca'nın üstü Abdullah Avcı da altı derin. Bir sürü yerler uzanıyor. Ama oraya eleştirmek zordur. Hayır, bir şey söyleyeceğim ama dediğiniz nesnel değil ki. Nesnel. Herkes yazdı. Abdullah Avcı'yı bir tek eleştirmediniz. Önemli değil. Ben şu açıdan söylüyorum. Hiddink gayet başarısız. Ama Hiddink'e söylenen onda bir Abdullah Avcı'ya söylenmedi. Çünkü Abdullah Hoca sadece Abdullah Hoca değil. Neyse. Abdullah Avcı kısmını geçelim. Bunlar çok soru geliyor. Hocama sorduğum o soru da havada kaldı. Türkiye'deki futbol akıllı insanlar seyrediyor. Hele bizim programımızda. Bu insanlar elbette. Türkiye'de neyin ne olduğunu farkındalar. Siz bunu yüzden, çok güzel anlattınız. 1,5 sene boyunca bizim zaten. Bizim programın esprisi nedir abi? Diğerlerinden farklı. Biz her topa giriyoruz yani, tamam mı? Fark etmiyor. Ya, tabii ki ama hani bunu konuştuk zaten. Konuşmadık diyemeyiz. Abdullah Avcı'nın eleştirilmeme kısmı... Ben de fikrimi de bildiğimi söylüyorum. Değil, alt tarafı eleştirilmiyor. Hayır, çünkü oraya Bilgin uzanıyor, Gökberk. buraya uzanıyor. Sevgili Bilgin Gökberk, Abdullah Avcı'yı eleştirdiğiniz kadar Hiddink'i siz de eleştirmiyorsunuz. Sergen'e söylediğiniz şey havada kalıyor. Ben Abdullah Avcı'yı nesini eleştirdim biliyor musun? Gökten zembilli, Hiddink zembilli inmedi abi. Hiddink olduğu için getirildi. Abdullah Hoca ne olduğu belli değildi. Abdullah Hoca zembilli indi. Ama Türkiye'ye gelmedi. Fark etmez. Hiddink'i sen para verip yalvarıp aldın. Almasaydın abi, o başka bir konu. Hiddink başarısız oldu. Ama Hiddink başarılı bir teknik adamıydı Abdullah Avcı'da. Abdullah Hoca'nın şeyi yanlış. Zembille inişi yanlış. Hayır, İzlanda'dan gelmedi. Ben de Türkiye'de iyi kötü bu ülkede büyümüş, okumuş, bilmem ne yapmış, ülkeye borcu olan biri olarak ben borcumu nasıl ödüyorum? Konuşarak ödüyorum. Çünkü bir eğitim almışım. Ben de diyorum ki ben hocanın zembille inişini eleştirdim. Çünkü ben dünyada, Türkiye'de hiç kimse beni zembille bir yere indirmedi abi. Daha açık nasıl söyleyeyim? Arkadan bizi bir kişi itmedi. Ben bu tip adamların zembille oraya buraya televizyonun içine, takımın başına, Galatasaray'a eleştiriyorum abi. Normal bunu eleştirmem yani. Şöyle yapalım. Tamam, Abdullah Avcı kısmını artık burada noktayı koyalım. Hocam çok gelen ve yoğun şekilde gelen salı günüyle ilgili fikirlerinizi herkes çok merak ediyor. Ama onun öncesinde yüksek müsaadenizle ben şunu da sormak istiyorum. Çünkü bu konuyla da ilgili sayısız tweet alıyoruz şu anda. Gün boyunca da aldık. Sizin geleceğinizi duyurduğumuz andan itibaren de aldık. Alt başlık olarak da verdik. Ben bunu hani acizane sormak zorundayım. Tabii bu konuda cevap vermek vermemek sizin muhtenizdedir. Hürriyet gazetesinde Abdullah Hoca'nın istifasından sonra ve Fatih Hoca'nın göreve gelişinden sonra sizinle alakalı 8 sütun manşet bir haber çıktı. Cumartesi günüydü. Hiç unutmuyorum. Hatta bir gün Gökberk'le de o akşam Sergen Yalçın'a da ben küpürü yayınlayarak sormuştum. Şimdi o küpürü tekrardan getirmeyeceğim ekrana. Bilen biliyor. Milli takıma Abdullah Hoca'dan sonra, ayrıldıktan sonra, o dönem Çeşme'deydiniz. Doğru mu hatırlıyorum? Çeşme'deydiniz. Federasyon yetkililerin sizi ziyarete gelmek için hazırlandığı, telefonla arandığınız X bir kişi tarafından ve milli takım görevi için fikrinizin sorulduğu şeklinde bir haber çıktı Hürriyet gazetesinde. Fakat daha sonra da bir telefon gelmediği şeklinde yazılar çıktı. Bunun birinci kaynağı sizsiniz. Bizim de nasıl bir habercilik yaptığımızı sağ olun defalarca sayısız kez övgüleriniz bizim için önemli. Bir çizgimiz var program olarak. Bunu ben size sormak istiyorum canlı yayında. Mustafa Denizli hocamıza, milli takım federasyon yetkililerinden biri ya da yönetim kurulundan biri. Abdullah Avcı ayrıldıktan sonra teklifte bulundu mu ya da bir yoklama yapıldı mı sizin durumunuz ve nasıl yaklaşacağınızla ilgili olarak? Dolaylı olarak yani çok yakın, yani vardır ya ağzı olan kişiler vardı. Mesela sözcü diyelim. Böyle bir şey yaşandı. Yani Hürriyet gazetesinde çıkan haber satır satır doğru haberdir. Bunu da fazla irdelemeye gerek yok. Doğrudur. Arkası yani, gelmedi mi? Hayır. Yani onları ya yani geçmiş zaman artık. Yani bizim bir iki gün sonra oynayacağımız maçla ilgili daha çok konuşalım. Bunlar artık kimseye ne bana ne bir başkasına bir şey kazandırır, kaybettirir. Ama bu yaşandı. Doğrudur. Hocam şunun için bunu da sorduk. Şimdi yani Türkiye'de hep deniyor yani. Türkiye'de bir sürü hoca var, değerli hocalar var. Bu laf o Fatih Hoca'nın milli takıma seçilişiyle taca çıktı. Yani şu söylenmek istedi. Milli takıma bir tek Fatih Terim çalıştırmadı ki, biz başka hoca yok anlamında. Abi, siz hakikaten çok değerli ve bu takımın başında olması gereken birisiniz. En azından iki tane hoca görüyoruz Türkiye'de tecrübeli. Şenol Güneş'i de bu gruba sayabiliriz. Hani onun da başarıları var. O yüzden sorduk. Bu önemli bir konu çünkü. Hani sizin milli takım için gelip gelmemesi, sonra olayın ne olduğu, niye aranmaması. Yani orada hakikaten konuşmayalım. Yani şey olan, muallakta olan bir iki saatlik bir bölüm var. Onun ne olduğunu ben biliyorum ama burada paylaşmaya şimdi gerek yok. Şimdi şurada 2-3 tane şey aldık. Hocaya sen demeyin, siz din diye. İnsanlar size karşı bu kadar saygılı. Bir tanesini benim ailemden aldım ben üstelik. Benim ortanca ablamdan aldım. Çizgisi itibariyle Caner sezon başından beri
kendini dahi aşan bir çizgide. Hem Fenerbahçe'de hem milli takımda. Dolayısıyla bu takım içinde önemli bir unsur. Yani yanında oynayan arkadaşın çok formda bir grafikte olması önünü, yan tarafını falan devamlı olumlu etkileyen bir faktör. Dolayısıyla sürekli de oynayan şimdi son 3 maçta evet. Devamlı o kanatta görev yapan. Ama hocam çok mesela gündeme geldi Caner konusu. Ben bir alternatif olarak şu cümleyi de söyleyeyim. Yani insanlar yanlış anlamasın ama bilinme açısından ben söyleyeyim yani. Sonuçta sol bek yani. Evet. Sol bek yani. Yani onu da bilmemiz lazım yani. Bir sol bekten bahsediyoruz şu an. Ama yani, formda işini formda, iyi yapan. Ama sol bek hocam yani şimdi. Doğru. Yani bize kazandıracak çok daha fazla oyuncumuz var bizim müsabakayı ön tarafta. Yani biz Caner oynamadı. Vay biz Hollanda'yı yenemedik. Caner oynamadı diye ağlamayalım yani oradan, yarın falan. Oradan, o açıdan yok, söylüyorum. Yok, yok. Sol bek, sonuçta sol bekten bahsediyoruz. Oradan da Robben gelecek ama. O da önemli Robben. Ya şimdi abicim sen zaten Hollanda milli takımıyla oynuyorsun. Bir tane önlem alacaksan Robben'i alacaksın zaten. Başka oyuncusun var Hollanda'nın önlem alacağın. Yani sen rakip teknik direktörü sor Hollanda kime önlem alırsın diye. Sana ikinci ismi söylemez zaten. Robben söyler. Schneider'e önlem alacak hali yok ya. Schneider'e. Bilmiyorum belki adım var ama. Schneider'le ilgili bir bilgi var. Onu da paylaşmak istiyorum. Bilgin abi Schneider'e önlem almak gerekir mi yarınki maçta? Top bizde canlı yayın devam ediyor. Neyi? Schneider'e önlem almamız lazım mı yani? Oynar mı salı günü? Ben sen ikna ettin beni yani. Bence Schneider'i boş bırakmak lazım. Ya bıraksak daha mı iyi? Hiç önlem almıyor. Schneider enteresan bir şey söylemiş. Bu arada hocaya şey sorusu geliyor. Ondan sonra çok geliyor. Tamam, Bursa maçına niye Bursa'yı aldırmıştınız maçı diye Hollanda maçına çok sual geliyor. Aklında olsun. Tamam var o da var. Var mı? Var var o soru da var. Schneider çok enteresan bir şey söylemiş salı günü oynanacak maçla alakalı olarak. Bu akşam olarak aynı Twitter'ı kullanıyoruz galiba. Evet bu akşam aynısını. Bu akşam harika bir iletişim var aramızda. Ben sabaha kadar sizinle oturmak abi istiyorum. Mustafa Hoca kimleri beraber oynatmadı ya? Bizi bile o. Valla bravo. Bence gecenin lafı budur. Mustafa Hoca Bilgin Gökberk'le beni bile uyum içinde bu programda sürdürüp oynatıyorsa hocam. Ben hatırlıyorum Aziz Üster'le beraber onlar şeye çıkardılardı. Aziz Üster'in şovuna çıkardı. Çok özel bir programdı. Orada Mustafa Hoca o konuşmalar çok özel konuşmalar. Yani filozofik konuşmalar olurdu. Yine başka yere gittik. Futbolda kimleri yan yana oynattı? Senle benle oynatmış az mı ya? Ne olacak? Ama bakın ben de kalbimdekini saklanıyorum. Sergen Yalçın için söylüyorsunuz ya. Beni de bu yüzden seviyor olmanız lazım. Hoş bu diyaloglarımız çok düşüyor bizim internette. Ben beni seviyor musunuz diyorum. Hayır diyorsunuz. Evet, Tiyaman diyorsunuz. Hayır, aşkınızı başka yerde itiraf edelim Sergen, birbirinize abi. Bak, seninle ilgili bir şey söyleyeyim. Sergen problemsiz dedim ben abi. Hayır. Şöyle. Sergen Yalçın'ın da için. Bakın Sergen Yalçın'ın en büyük özelliği şudur. Nedir abi? Acizane müsaade ederseniz söyle. İçindeki hep ağzındadır. Söyler. Ben de pazarlık yok. Siz de öylesiniz. Ben de hep program başladığından abicim, beri bir buçuk Sergen Yalçın'a sıradan, karşı kişisel... Ben sıradan bir adamım. Sergen Yalçın özel bir oyuncu. Sergen onun Yalçın'a karşı... Abi bırak oyunculuk falan mı kaldı artık? Hayır, Sergen Yalçın'a şey karşı... Sen Gökler. Çok sıradan normal bir insansın. Helal olsun diyoruz sana. Bir şey demiyoruz. Yani. Oyunculuk falan kalmadı artık. Bitti onlar yani. Müthiş enerji var. Bir es. Diyorum ki ben de Sergen Yalçın'a karşı ilk bir buçuk sene önce kişisel hayranlığımı söylediğim için evet. Siz oradan bana bence benim plakamı aldınız orada. Ben de hayranım Sergen abi ne fark ettim. Benim kadar olamazsınız. Ya. Bütün dört formayla benim dört formasıyla da duvarımda posteri vardı. Ya vallahi bir şey söyleyeyim bak en sevmediğim futbol oynarken de çok futbol konuşmayı sevmezdim. Futbolu bıraktıktan sonra da hep derlerdi şöyle futbolcuydun hani böyle oynardın. Hayatta en sevmediğim konuşmalardır yani bir yerde. Yok futbolcuyken sıkar. Şöyleydim futbolcuyken. Schneider'e geçiyorum. Müsaade geç abi Schneider'e geç. Schneider'e ne yapalım bir soralım. Önlem alalım mı Schneider'e? Schneider oynamaz zaten Sergin Andal Schneider. Onun futbolu... Telefon attığında Wesley Schneider var. Var var. Oraya doğru gidişat var çünkü. Demiş ki Hollandalı oyuncu eski çalıştırıcım Fatih Terim'in takımı olmasından dolayı özel bir yanı var. Bu maçın benim için Türkiye için çok kritik bir maç olduğunu unutmamak gerekir. Ama formasını giydiğim takımın ülkesi karşısında oynayacağım. Bu da özel bir duygu. İlginç laf şurada. Takım arkadaşlarını da şöyle uyarmış kendi takım arkadaşlarını Schneider. Karşılaşmadan önce kalacağımız otelin önüne birçok Türk taraftar gelip bizi uyutmayabilir. Bunu hesaba katın demiş Schneider. Güzel uydurmuş onu kafasından bana sorarsan. Ya İstanbul'da böyle bir şey olma ihtimali var mı hocam? Yok. Hani başka bir şehirde belki olur da hani Anadolu şehrinde oynasak bir tane. Oralarda bu tür şeyler belki bir ihtimal. Şimdi olabilir de İstanbul'da böyle bir şey olma ihtimali var mı? 78'de bu Dünya Kupası finallerine giderken Avusturya ile bir maçımız vardı. İzmir'de yenersek gidiyoruz. Gece saat 2, 5000 kişi otelin önünde İstiklal Marşı söylüyor. Milli takıma destek için. Biz kaç gün uykusuz kaldık. Milli takıma desteğe geliyorlarmış. Otelde herkes bir panikle fırlıyor ne oluyor diye. Gece yarısı saat 3'te İstiklal Marşı 5000 kişi. Milli takım bloğunun sonuna gelirken hem Bilgin Gökberk'in sorusu, onu zaten siz sorarsınız. Bir de hem Sergen Yalçın'dan hocam hem de sizden şu konuda çok rica var. Galatasaray'a geçeceğiz ondan sonra. Normal bir akışımız var, evet. Gündeme devam edeceğiz. Milli takımda
Sergen Yalçın'la çok kritik mücadeleler verdiniz. Çok tarihi maçlara imza attınız. Unutamadığınız bir anı olup olmadığını soruyorlar. Sizin Sergen Yalçın'la ya da Sergen Yalçın senin Mustafa hocamızla. O döneme ait. Bu konuda çok soru var. Ne zamanı? Milli takım döneminde birlikte hocamızın takımında oynarken. Senin unutamadığın bir anı var mı ya da hocamızın bir anısı var mı seninle ilgili? Sergen anlatsın varsa bir tane de ben anlatırım. Ya şey hocayla şeyde var. Biz İrlanda ile mi oynuyorduk hocam? Kimle oynuyorduk? Hazırlık maçı mıydı hani? 3-0 mı ne yenmiştik İrlanda'da? Hazırlık maçı mıydı o? Grup maçı mıydı o? Arif'in attı. Ha, grup maçı mıydı o? Grup maçıydı. Şimdi biz tarihimizde hiç yenmemişiz İrlanda'yı mesela. Biz maça çıktık. Yani baktık ki yani İrlanda takımı zayıf kaldı bizim karşımızda biraz. Yani hafif kaldılar bize. Biz o zaman çok bizim kadro çok güçlüydü o zaman. Onlar hafif kalınca biz çok çabuk 2-0 falanına geçtik. Biz ondan sonra hani makara yapmaya geçtik artık. Yani pas yapıyoruz falan. Kendimizi eğlendiriyoruz biraz maç bitsin diye. Yani böyle çok zorlamıyoruz. Çok rahatız falan filan. Soyunma odasına girdik biz hiçbir şey yokmuş gibi. Hoca bir geldi devre arası. Bizi bir bağırmaya başladı. Şoktayız. Ne oluyor? Birbirimize bakıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz diye. Peki Mustafa Hoca genelde sakin gözükür mesela dışarıda veya şeyde hiç. Abi Mustafa Hoca sakin de sen sinirli halini görmedin hiç. Soyunma odasında öyle bağırır çağırır mı ya? Ya tabii ki bağırır. Niye bağırmasın yani? Ne yapacak? Ya, ben merak 3-0 mağlup olmuşsun. Çok güzel yaptınız çocuklar. Hepinize aferin size. Yok söyledi. 2-0 galipken. Devre 2-0 galibiz. Biz de gülüyor. Niye gülüyoruz soyunma odasına? Ha gülüyoruz benim, falan filan. Benim yaşadığım çoktur. Mesela 4-0 kazandığımız maçtan sonra takıma biraz şey yapar, sert çıkarım. Yani o görüntülerine ve o skorla ilgili bir şey değildir. Veya daha şeydir. Şimdi Sergen'in tabii benle uzun yıllar çalıştı ve harika işler çıkardığı şeyler oldu. Bir tane maç vardır. Belçika maçı. Ha, şimdi maç. Türkiye'de çok tartışılan şeyler vardır. İşte bu beraber Tümer'le Sergen beraber oynar mı? Şipo'yla beraber oynar mı? Bilmem o beraber oynar mı? Şimdi oynayacağı mesela, yerler... Kimse şeyi sormaz. Mesela Gökhan Zan'la Servet yan yana oynar mı demez de mesela. Sergen'le Tümer oynar mı dedin abi. Futbolda acayip yani. Ben anlıyorum yani. O Belçika maçı da Allah'ım ya, Allah'ım enteresan. Şimdi iki tane şey. Yani kulübenin önemli olması, yani kulübedeki oyuna devam edecek futbolcunun kimliği çok önemlidir. Oğuz'la başlamıştım yanılmıyorsam. Sergen'le devam ettik ikinci yarıda. Sergen harika bir başlangıç yaptı, nefis bir gol attı. Arkasından kırmızı kart. Bunlar iki dakika içinde oldu ama. İki dakika. Yani oyuna girdim, iki dakikada oldu bunların hepsi. Mourinho, Balotelli olayı gibi oldu bu. Ya Mourinho, Balotelli yok. Hiç alakası yok yani. Onunla. Yani neticede... Ondan evvel de kendini kontrol etme dersi alıyorduk hocam biliyorsun. Acar Baltaş mı? Hayır ama yani... Ders alıyorduk belki hocam. Yani hakemin de çok ağır bir karar oldu. Sergen'in de yani bir tükürdüğü var ama... Ya tükürük dediğin rakibin şeyine yere doğru tükürüyor benim gördüğüm. Yani çok şey bir tükürük yoktu. Çok ya. Hani ağır bir karar beni oldu. Beni atacağı bir tükürük yoktu ya, yani. Yoktu. Ama attı adam. Attı. Ya bir şey yapacak bir yani, şey yok. Rapora yansımamıştı zaten. Yansıdı ya. 3 maç ceza aldım ben o maç. Ya döndü zaten ikinci yarının başı. Çok iyi bir başta. O hangi? Hakan Şükür'ün güzel bir gol attığı maç yok, o mu? Yok o 2-0 kazandığımız maç. O maç değil miydi? 2-1 bitti bu maç ya. Ben atıldım bu maçı kaldı. Bir tane de Hakan Şükür'ün çok güzel bir golü vardı çünkü. Çok İkisini de Hakan atmıştı. Evet ikisini. Gökhan Zan Servet mesela... olayı yıkılıyor şu anda Twitter'da bu arada. Onu da söyleyeyim. Şey... Bu arada Gökhan da Servet'ten de yani yanlış anlamasınlar. Ben bu şeye karşı... Anlayacaklarını daha ne anlayacaklar. Şimdi onlar daha düz oyuncular Servet Gökhan falan. Mesela Sergen'le Tümer zevk veren oyuncular. Eskiden yani... de bana Şifo'yla ben yan yana oynar mıydım diye yani, bir soru geçti. Şimdi vardır yani oynayacağı mesela atıyorum. Yani Mustafa hani Mustafa Sam'la Barış yan yana oynadığı ülkede hayır, abi. Herkes yani, oynar 34, böyle bir. 34 maçın mesela 25-26'sında oynayabilirler yan yana. Bazı maçlar vardır yani kullanabileceğin. Yani bazen doğru. Bizde laf vardır yani silahlarını merminin tamamını boşaltma. Gibi. Boşaltma kalsın. Yani ileride neyle karşılaşacağım belli değil. Sen ya. Fenerbahçe'de şampiyonken kimlerle oynadın? Bütün yan yana oynamaz diye adamlarla oynadın ya. Biz o zamanlar seninle konuşuyorduk. Bak bir ben hatırlıyorum. Rapaic sağdaydı, Revivo sağdaydı, Yusuf sağdaydı. Doğru mu hocam? Dördüncü biri daha vardı. Yani bunların ikisi yan... Lazetic. Nikola Lazetic. Hayır Lazetic koşuyordu. Balic. Balic vardı bak. Bu. Balic vardı. Sergen Tümer yan yana oynamaz denirdi. Hiçbiri oynamaz denen adamlarla oynadı Mustafa Hoca yani. Yani bak ekibe bak. Yusuf, Revivo, Rapaic, Balic. Hani
baktın. Onlarla oynadı yani. Aynı Yusuf'la Beşiktaş'ta müthiş. Bu nereden baktığına bakar mesela. Kimi Dream Team olarak Galatasaray'da Okanlı, Emre'li o takımı şey yapıyor. Bana göre Dream Team Mustafa Sarı, Barış'tı, Ayhanlı takım yani. Benim de rüyamı o takım görüyor. Peki. Şimdi konulara geçmemiz lazım. Çok konuşacak konu var. Bilgin Gökberk, müsaadenizle hemen bir müdahale edeyim. Hem konuyu da değiştirmiş olalım. Çok soru geliyor çünkü. Galatasaray etabına geçelim. Galatasaray'da tabii bayağı uzun zamandır tartışıyoruz. Hem bu milli takım süreciyle ilgili olarak. Hocam şöyle girmek istiyorum. Çünkü yine sizle alakalı gelen sorular var. Siz aslında bu ülkede bir buçuk ay bir kulüp takımı ile milli takımı aynı anda çalıştırılır mı sorusu tartışılırken siz bunu Kocaelispor'da yaptınız. Doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru. Hem ulusal takım, milli takım hem de Kocaelispor'u aynı anda bu kulvarda yürüttünüz. Şunu çok sorar izleyiciler Şimdi size. Daha sormadan bir şey biraz evvel milli takımla ilgili, ilk dönemiyle ilgili bir şey söyleyelim. Onu iki cümleyle kapatalım. Lütfen. Bir özel maçlar dönemi vardır. Yani 100 milyon dolarım vardır. Bir yatırım yapacağım diyorsun. 150 dolar kazanmak için. Hazırlık mı? Yani 100 milyon dolar olan adam 150 dolar kazanmak için yatırım yapar mı? Şimdi özel maçlar döneminde Türkiye'nin bir çok iyi bir serisi var. Portekiz'i yendi, gitti. Ukrayna'yı yendi, şey yap. Bu özel maçların iyi gitmesi o takımlara mutlaka olumsuz yansır. Biz bir tane özel maç kazanmadık. Hatırlıyor musun ya? Bir tane özel maç kazanmadık biz. Ya şimdi bir de şeye bak. Mesela Antalya'da bir Arnavutluk maçı vardı. Biz yürüyüşe çıktık. Bana dedi ki hocam ne arıyorsunuz Antalya'da? Valla. Yani özel maçın olduğu kısa haberlerde geçiyor. Arnavutluk'tan 4 yedik. Birinci sayfa. Kimse haber yok. Yok birinci sayfa. Hocam niye geldiniz Antalya'ya? Şimdi o milli maçlarda da biz işte İngiltere'de oynadık, Almanya'da oynadık. Bir maçlar oynadık bir 3-4 tane üst üste. Hepsini kazandık. O takımların hepsi de şeye gidiyordu. Avrupa Kupası finallerine gidiyordu. Yani onlar için hiçbir değer ifade etmeyen maçlar bunlar. Sen canla başla, canhıraş. Onlar antrenmandan daha az ciddi aldıkları maçlarda şey yaptın. O dahi milli takımı olumsuz etkiledi o özel maçların olumlu sonuçları. Gittin o finalistleri yendin orada. Tabii onları yendiğin zaman beklenti büyük oluyor öyle şimdi. Sonra dönüyorsun buradan Romanya'yı yenemiyorsun, Macaristan'ı yenemiyorsun. Gidiyorsun Portekiz'i evet, yeniyorsun, onu yeniyorsun. Farklı kıyaslar yapılıyor o maçlara göre. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben kadro seçimlerinin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum hocam. Hiç onu konuşmadık mesela. Yani milli takım seçilirken özellikle ilk dönemlerde kadro seçimleri bana göre son derece son çok, ya, yanlıştı yani. Son milli takım için. Yok ben en başta zaman, başlayan milli takımdaki yani. Hem kadro seçimleri hem şimdi için mi o zaman için mi? Maça anladım. Başlayan 11'ler. Ya ben sana söyleyeyim mi? Ben son şampiyonada Fatih Hoca'yı var ya benden çok eleştiren yoktu. Hayır hangisi için şimdi? Bazı maçlarda. Ben antrenör kadrosu mu diyecektim? Yok takım yok. Yani. Oyuncu kadrosu ya. Ya oyuncu kadrosu seçilirken çok bana göre yanlışlar yapılıyor. Yani bir oyuncunun seviyesi vardır. Bir kalitesi vardır oyuncunun. Milli takımda oynayacak seviyede oyuncu vardır. Yani kalite bakımından zaten alacağın oyuncuları alıyorsun. Oraları geçiyorum zaten. Hani belli seviyedeki oyuncuları konuşmuyorum ama yani sen 5-6 tane, 7 tane sabit oyuncuyla oynamıyorsun ki. 20 tane oyuncu çağırıyorsun milli takıma. Abi sanki 13 tane daha var yani. Oyuncu kadrosu şeyde antrenör kadrosu normal mi yani? Esas antrenör kadrosu seçilirken tuhaflık oluyor da onun için oyuncu kadrosu da yanlış seçiliyor yani. Yani birçok yanlış. Aslında başlangıçta bizi aşağı çekti ama şimdi Fatih Hoca'nın gelişinden sonra birçok şey toparlandı. Ya ben oyuncuların bakış açısının da çok değiştiğini düşünüyorum. Yani ben şu Galatasaray'a bir geçelim. Yani şimdi ben karşımda Mustafa Denizli'yi gördüğüm zaman farklı bakarım. Yani X bir gördüğüm zaman farklı bakarım abi. Oyuncu budur yani. Psikoloji bu kadar. Ya bakmaz. Ya işte hoca da zamanında futbol oynadı yani. O da aynı şeyi söyleyecektir. Yani karşında birini gördüğün zaman bakış açın çok değişir yani. Sen Mustafa Hoca'ya bakarsın da bakarsın kenara. X hoca diyelim hadi isim vermeyelim. X hoca diye Allah aşkına vermeyin zaten ya. Tekrar dönmek istemiyorum. X dedik abi. Benim gece rüyama o giriyor. X dedik. Mustafa Sarp giriyor. Ben yemin ederim her gece Abdullah Hoca ile sizi görüyorum kardeşim, rüyamda. Kardeşim Abdullah ben hoca değil mi? Sen diyorsun. O konuyu kapattık. Açma tekrar Abdullah Hoca. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben rüyamı yorumlattım. Abdullah Hoca konusu bakın, açma bir daha. Hayır, açıyorsunuz X diyorsunuz. Ben Abdullah Hoca ile sizi gördüm abi, rüyamda. Abdullah Hoca benim iki ay rüyama girdi benim. Hem de bana yukarıdan inerken geliyor. Abdullah Hoca ile sizi gördüm ben rüyamda ve yorumlattım rüyamı. Ben de gördüm abi çok. Ben de ne kabuslar. Büyük bir hastalık geçireceksin dedi ve 10 gün grip oldum. Tabii bakın o, bu gerçek. Rüyama bile girdiniz artık. Ne olur o ben hep şey diyordum. İnşallah grip olur da biz Sergen'de kalırız diyordum. Peki ben moderatör olarak o zaman müdahale ediyorum. Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'la ilgili konuşacak yine çok konu var. Yine liseye miseye gireceksek hiç geçmeyelim. Yok lise yok. Yani. Ortaokuldan başlayacağız. Galatasaray'ın başka bir şey yapmadık. Ortaokulu, anaokulu falan yok mu abi? Senin için ekibimiz bu akşam sürpriz bir telefon bağlantısı hazırladık.
Bu arada hocaya bir mesaj başında ben söyleyeyim. İrma bağlanacak telefona. Bak, Sayın Çağlar Erçetin. Bülent, hocam bir buçuk senedir lise Galatasaray Lisesi'ni konuşuyoruz Mustafa ya. Mustafa hocam ben mesajda şimdi söylüyorum. Üniversitesi yok mu, ortaokulu yok mu, başka bir tarafını konuşalım. Bir arkadaşımız dedi ki herkes iyi bildiği işi yapsın dedi. Mustafa hoca böyle bir haber yolladı. Nasıl? Herkes iyi bildiği işi yapsın dedi. Bir arkadaşımız, Mustafa hoca da iyi tanıyor. Ortak dostumuz. Herkes iyi bildiği işi yapsın diye bir haber yolladı. Yani hocalık çok iyi yapıyor, onu yapsın. İsim galiba söylemeyecek misiniz? Habere bakalım. Bu haberin neresi enteresan? Programdan çıkalım ki mı diyor? Hayır, tavla oynamışsınız galiba hocam yine de bugün. Yine yenilmişsiniz galiba. Şimdi bak şey yaparlar. Mesaj çekerler yani. 10 yılda bir galip geldikleri zaman mesaj çekerler. Peki tavla da kaybetmiş bugün hocamız da zengin. Öyle mi? Diyorlar ki bildiği işi yapsın, hocalık yapsın. hocamız kolay kolay hiçbir şey kaybetmez deyip araya girip konuyu da değiştireyim. Galatasaray. Enteresan günler yaşadı hocam. Milli takıma paralel olarak oldu. Aslında bu bir buçuk aydır olan her şey. Sağ olun biz de haftanın belli günleri sevgili Murat Bereket'le sizle çok güzel sohbetler yapıyoruz. Ben bunun için de teşekkür ediyorum. Sizinle futbol konuşmak, bırakın yayınları, televizyonculuğu, gazeteciliği çok keyifli. Yani sabaha kadar siz de zaten bu sohbetin içinde oluyorsunuz. Biz de futbol konuşmuyoruz hocalarıyla. Sergen Yalçın zaten öğrencisi olma şansını yakalamış. Birlikte birçok şey imza atmışlar. Galatasaray'ın yaşadığı durumla milli takım durumu çok iç içe geçti. Şöyle başlamak istiyorum çünkü çok soru var bu konuda size yine. Siz Kocaeli örneğini de onun için verdim. Bunu yaptınız yıllar önce. Birçok ilk gibi. Siz üç büyükten birinin başında olsaydınız Fatih Hoca'nın durumunda ve milli takımdan da teklif gelseydi, cevabınız ne olurdu? Reklama gidelim istiyorsunuz. Yok reklam yok. Reklam yok. Mustafa Denizli, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyon yapan ilk teknik adam. Üçünden birinin başında olsaydı. Parantez içinde. Şimdi, bir takım teklifini böyle bir durumda kabul eder miydi? 4 maç kala. Yani o şeye bağlı. İlişkilerde bağlı. İlişkiye derken hocam? Şimdi ben Galatasaray'dayken kimin söylediğine bağlı mı dedi? Görev yaptım. Ama yardımcıydım. Derval'in yardımcısıydım. Milli takım teknik direktörüydüm. 87-86 senesinde. O günkü koşullar kısa bir dönem kalmıştı grup maçlarının bitmesine. İngiltere maçları vardı o grupta. Yani büyük bir bölümü bitmişti. 3 veya 4 maç vardı. Öyle bir şeyim oldu. Kocaeli Spor'daki durum farklı. Kocaeli Spor'da şey yaptığım zaman, milli takımla anlaştığım zaman Kocaeli Spor'da belli bir sürede, yani o dönemde maç yoktu. Sezon sonunda anlaştım. Başkanımız da bu konuda Kocaeli Spor'un başkanı Sayın Sefa Sirmen de olumlu şey yaptı. Belli bir dönem sonra gitmek üzere şey yaptık. Ama bu kalıcı olarak değil yani. Hem öyle orada hem burada beraber yürür diye değil. Belli bir dönemden sonra. Yani, olur mu peki? He? Olur mu? Çok zor. Yani Türkiye gibi ülkede özellikle, yani başka yerlerde de çok zor da Türkiye gibi yani nerede bir şey olduğu zaman, terslik olduğu zaman mutlak surette devamlı gündemi işgal edecek bir şey. Yani hangi teknik adam olursa olsun mutlaka kendi içinde rahatsızlık yaratacak, zamansızlık yaratacak. Yani ben koşullarımı söylüyorum, ben yaptığım dönemde maç yoktu. Yani anlaştım ama maç... hocam şimdi de Fatih Hoca mesela federasyonla anlaşacak. Bu maçtan biz buradan çıkamazsak maç yok, bitti. Maç yok yani ondan sonra. Onun şartlarının ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani süreklilikten bahsediyorum veya maç dönemi. 4 maç olan için önce söylendi. Yani öyle onu bilemem. Yani onların üzerinde durmaya da çok fazla gerek ama yok. Ama hocam aynı dönem siz de arandınız galiba federasyon tarafından. Onu konuştuk. Yani ben takım kısmını geçtik onu. Biraz evvel konuştuk, geçtik onu. Hayır bu kadar boşta kalmak diyorum. Yani sıkmaz mı? Beni mi? Ya seni, beni veya X bir hocayı yani sürekli ya ben... çalışırken oradan bir anda federasyona geçiyorsun. Bir anda maçlar kesiliyor hocam. Seni Eylül'de maçın var bir daha. Yani milli bu takım, kadar boşluk milli yani. Milli takım çalışmaları çok uzun yıllar yapılacak çalışmalar değil. Eğer o şeyi yaşamak istiyorsan atmosferi. Yani maksimum iki turnuva. Bir Avrupa, bir Dünya Kupası elemeleri. Ya ondan sonra devam edeceksen eğer zaten lig heyecanına dönme şansın çok zorlaşır. Yani bu maksimum 4 yıllık bir süreçtir eğer lig şeyi varsa içinde, isteği varsa. Yani o adrenalini her zaman yaşamak, o heyecanı her zaman, o yarışmayı her hafta yaşamak çok farklı bir şey. Aydan aya yaşamak, belli sürelerde yaşamak çok farklı bir şey. İkisinin de ayrı keyfi var. Mesela ben
96-2000 yılları arasında milli takımda işte biliyorsun çeyrek finali oynadığımız 2000 şampiyonasından sonra Fenerbahçe'ye gitmiştim. Ama o şey dönem benim için bitmişti. Yani belki işte Portekiz'i geçsek o gün Alpay'a kırmızı kart gösterildi. Haksız bir kararla penaltı verilmedi. Penaltı kaçırıldı. Şu bu. Ama ona devam etseydim mesela ben 2000'den sonra devam etseydim lige dönme şansım zorlaşırdı. Yani kanıksıyorsun artık o çalışmayı. O part-time çalışma bazı şeyleri, nosyonlarını şey abi dumura uğratıyor. Onun için 4 yıllık süreçler milli takım için bence ideal süreçler. 2 turnuva. Ya yani başarılı olur olmaz önemli değil. Hocam şunu da sormak istiyorum yine buna paralel olarak Galatasaray etabına da geçtiğimiz için hani siz milli takım ve kulüp takımı çalıştırma fikrinizi söylediniz sorulan soruların üzerine. Milli takımdan sonra bu kez süreç yazılı ve görsel medyada Fatih Hoca ile yolların ayrılmasından sonra yine manşetlerde Mustafa Denizli Galatasaray sportif direktör oluyor. Kulüpten böyle bir teklif var. Mustafa Denizli Galatasaray'ın yeni yapısında, yeni kurulacak sistemde sportif direktör olarak göreve başlayacak mı şeklinde haberler çıktı. Buna paralel olarak ben de kişisel olarak hani neticede gazeteciyiz en nihayetinde. Fatih Hoca ile çok yakın bir dostsunuz, bir kader ortaklığınız geçmişten bugüne çok müthiş bir arkadaşınız, dostsunuz var. Sportif direktörlüğün de haricinde bir takım title'larla yine bu süreçte anıldınız. Şu anda izleyicilerimiz de soruyor. Niye Mustafa Hoca'ya sportif direktörlük teklif edildi? Sanki edildiğini şu anda biz deklare etmişiz gibi. Onlar da basında çıkan haberler üzerine. Saha kenarında da, kulübede de teknik adam olarak Galatasaray'dan bu süreçte Fatih Hoca'dan sonra gerek sportif direktörlük, sistemi kurma, hocayı seçme, Beşiktaş'ta Önder Özen'in bilinç ilişkisi olduğu gibi ya da direkt kulübede Mustafa Denizli Galatasaray'dan teknik adamlık teklifi aldı mı? Aldıysa ne oldu? Şimdi bak, ben bu mesleği 23 yıldır, 24 yıldır yapıyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinde de görev yaptım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptım. Benim için işte Galatasaray'da, Fenerbahçe, Beşiktaş, milli takımda görev yapmak neyse, aynı heyecan. Almanya'da çalıştığım zaman da, İran'da çalıştığım, Rize'de, Kocaeli'nde, Manisa'da çalıştığım zaman da aynı heyecan vardır, aynı gurur vardır. Yani insanın bir yerde bir göreve layık görülmesi, bu neresi olursa olsun son derece önemli ve kutsaldır. Şimdi bu Galatasaray olursa ne gibi bir anlam yüklememiz lazım ona kendi içinde değerlendirdiğim zaman biraz farklı bir anlam da çıkar. Yani ben Türkiye'de bu büyük camialarda görev yaparken çok açık sözlü olduğum için belki de rahatlıkla görev yapma imkanımı buldu. İnsanlar beni açık sözlü, samimi buldukları için görev yaptım. Yoksa Türkiye'de şeydir bu koşullar zordur. Yani bu camialarda görev yapmak, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmek biraz zordur. Şimdi Galatasaray dediğin camia benim 8 yılımı geçirdiğim camia. Yani ben hocanın Galatasaray'dan teklif aldığını biliyorum bir defa. Ama tabii hoca açıklar açıklamaz. O ayrı bir konu yani. Ama Fatih Hoca'dan sonra hocanın teklif aldığını biliyorum ben. Sonra şeyi tercih ettiler. Bülent Ulun'u Arsenal'de ve Dortmund'da büyük başarılar yakalamıştı Bülent Ulun. Onun için otomatikman Bülent Ulun'u hele o Arsenal'de kazandığı Süper Kupa büyük o işi. Onun için hocam siz teklif aldınız. Bülent Ulun'u tercih ettiler. Aldınız teklif değil mi? Sen biliyor musun ben o konuda yani bazı şeyleri hakikaten... Söylemek istemezsiniz yani, ona paylaşmak istemiyorum. Ona bir şey şimdi demiyorum ben burada, ama. Burada benim söyleyebileceğim şu. Ben antrenörlüğe bu camiada başladım. Yani antrenörlük yaşamının en güzel, başarılı dönemlerini genç bir antrenör olarak burada 8 yıl yani 1 yılı futbolcu, 3 yılı yardımcı, 4 yılı da teknik direktörlükle yaşadım. Eğer böyle bir düşünce varsa bu zaten benim için onur verici bir şey. Neticede ben bu mesleğe o camiada başlamışım. O camiada bugün 30-35 yaşlarında olan birçok insan o dönemde Galatasaray sempatisiyle Galatasaraylı olmuş insanlardır. Ama sen o şeyi nereden aldın onu bilmiyorum. Yani öyle bir şey bana gelmedi. Net olarak. Hayır.
Yani gelse onu da açıklıkla paylaşayım. Düşünüldü mü onu da bilmiyorum. Düşünüldüyse de bu benim için hakikaten onur verici bir şey. Ya çalışılır çalışılmaz, kabul edilir edilmez onlar çok farklı şeyler. Ama düşünülmek dahi çok güzel bir şey. Onun için yani bu konularda çok fazla bilgi sahibi olmadığım konularda. Ben de medyadan bazı şeyleri ben medyadan sportif şey yapıyorum. Sportif direktör olarak istiyorlar da mesela o belli yani. Yani öyle bir düşünce oluşumu içinde ben de haberler aldım ama böyle. Ama demin karambola geldi işte. Bülent Uğur'un Arsenal'de müthiş başarı gösterince onu seçtiler, o devam edecek şimdi. Şimdi tabii yani bunu sadece burada yaşamıyorum. Mesela eşim de çocuklarım da bazen soruyor. Bizden mi gizliyorsun diye. Evde de oluyor bu şey mesela. Bir şey diyemiyorum. Yani okuyorum evet, gazetede beraber okuyoruz. Bizden gizlediğim bir şey mi var? Ya yok, sizden neyi gizleyeceğim? Yani onun için bazı şeyleri ben de böyle takip ediyorum. Ama ne şey olabilir mi peki Mustafa Hoca? Fatih Hoca'dan dostluğundan dolayı. Yani neticede yani bunların hepsi konuşuluyor. Benim evimde de konuşuluyor. Dışarıda işte arkadaşlarım da soruyorlar. Yani esasında çok fazla da şey yapmayayım yani bu konuda fazla da konuşmak. Peki hocam şuna ne yapardınız siz? Ben onu çok merak ediyorum. Ünal Aysal'la Fatih Terim arasındaki diyalog sizin aranızda geçseydi başkanla. Yani işte bu eleman krizi falan filan patladı ya. Telefon açma, aramış da siz açmamışsınız veya size eleman diyor. Fatih Hoca maçtan sonra işte yani normal lig maçından sonra çok oradan basın toplantısından başkana cevap veriyor. Yani bunların birbirini iki senedir falan sevmediği çok net bir defa. Yani o çok açık bir şekilde bunlar birbirlerini sevmiyorlar. Ama onu bilemem. Hayır şundan bahsediyorum. Başarıdan dolayı mecburen yaratılmış bir ortam var. Yani kazanılmış şampiyonluk, ne bileyim Süper Kupa, ikinci sene olan şampiyonluk, Fatih Terim bunların bir araya geldiği zaman tabii ki çok ciddi bir çağrışım yapıyor. Ayrılık söz konusu olmuyor. Bu milli takım olayı belki de bir bahane oldu başkanım için ve özellikle de Bülent Tulun için. O işin başka bir kısmı ama siz olsaydınız mesela nasıl tepki gösterirdiniz ben çok merak ediyorum. Şimdi o konuların ne olduğunu hakikaten ben sadece medyadan takip ettiğim için bilemiyorum. Mesela o dönemde bana da sormuşlardı. Ben görevdeydim Rize'de. Bana sordular ne oldu diye. Şimdi ben Ünal Aysal Bey'i yıllar önceden tanıdım. Yani uzun sürede konuştum. Hatta ben Tahran'daydım. Büyükelçilikte tanıştık. O zaman daha yöneticilik falan şeyleri yoktu Ünal Bey'in. Çok kibar bir insan izlenimi bıraktı bende. Çok bilgili, kibar. Yani işinde müthiş başarılı. Şimdi o kelimenin ağızdan çıkarken kendi içinde yaşadığı duygunun ne olduğunu bilemeyiz. Yani bu kelime çıkarken kendi içinde ne yaşıyordu bu kelimeyi söylerken? Yani bir olumsuzluk işareti olarak mı kullandı? Onu çok samimi olarak mı kullandı? Kendini nasıl tarif ederdi? Ama mesela, hocam eleman cümlesine samimiyesi olmaz ki. Aynı şeyi Ünal Aysal'a sorsalar, siz Galatasaray'ın nesisiniz diye, başkanı mıyım der, ben Galatasaray'ın bir elemanı mıyım, çalışan bir elemanı mıyım başkan sıfatıyla. Bunu mu der onu bilemiyorum. Peki saygısızlık mı? Onu merak ediyorum ben. Sence ne demesi lazım? Bak, ben yukarıda bir düşündüm. Bak, ben Fatih Hoca'yı mesela ben kendimi Ünal Aysal'ın yerine koydum. Şu tarafı Fatih Hoca bizim çok değerli bir neyimizdir diye düşündüm, hiçbir şey bulamadım. Ama Fatih Hoca yani şöyle bir Fatih Hoca'nın hiç rahatsız olmayacağı hiçbir kelime bulamadım. Ama bak şimdi yani, açık bak şu açıklamayı. Mutlaka bir şey oluyor mesela. Şu açıklamayı. Çok iyi teknik direktörüm desen, ben sadece teknik direktör değil ki Fatih'in bir ötesi. Çok iyi bir Galatasaray desen divan üyesi. Yani Fatih Hoca'yı tanımlamak için uzun bir cümle kurmak. Eleman mı yani doğru eleman cümle? Bak, o başka. Şunu merak ediyorum. Ben de sana diyorum ki hep aynı konuyu konuşmuyorum. Fatih Hoca'yı bana tek kelimeli eleman yerine bir kelime bul Fatih Hoca'nın alım için. Ya Fatih Hoca bizim hocamız de kapat abi geç yani. Bak, çok abicim, ben Bülent Ülgen'e yani söylüyorum. Bülent Ülgen kurnaz tabii. Bak ben şunu anlatıyorum. Ben de Bülent Ülgen'e çok güzel bir kurnaz derken tırnak içinde. İyi benim anlatmak istediğim şu. Bana şey söyle. Şimdi ben hocalık bir yapsam. Bir kelime söyle Fatih Terim. Ben hocalık yapsam benim için eleman deseler ben bozulmam. Ben bozulmam şu yaşta. Çok önemli değil benim için. Ama Fatih Hoca ve sizin konumunuza geldikten sonra ne denir işte onu söyle sizin abi. Konumunuzdan sonra eğer bir başkan çıkıp da bizim elemanımız gibi bir cümle hani bana böyle saygısızlık gibi gelir biraz. Ne denmesi bana bu yaşta abi gelmez. Ama belli bir kariyeri geçtikten sonra şampiyonluklar, kupalar, milli takımda başarılar. Şimdi net olarak Sergen bak şunu söyleyeyim. O soru bana Rize'deyken soruldu. Böyle hocam, böyle. Ne demek lazım? Bana onu söylesene bize. Ben şunu söyledim. Hocamız desin ne demek ne lazım? Hayır Fatih Terim'e eleman demeyecek. Mustafa hocamız açıklıyor bir dinleyelim isterseniz. Ben şu cevabı vermiştim. Muhtemelen büyük bir ihtimalle
Başkan Ünal Arçay da kendini Galatasaray'ın bir elemanı olarak görüyor. Kendi içinde. Kendisini de öyle görüyor. Kendisini de öyle görüyor demiştim. Yani bunun başka ifadesi yok. Şimdi iki, Türkiye'de bir algı vardır, bana göre yanlıştır, tam tersidir. Dostluklar başarıyı getirir, arkadaşlıklar. Hayır, Türkiye'de başarılar dostluğu getirir. Galatasaray'da ilk yaşanan bir dostluğun getirdiği başarı değildi. Bir başarının getirdiği dostluktu. Bunun daha sıkı, daha yoğun bir şekilde yaşanması gereken bir dönemde işte bir milli takım olayıyla birlikte bazı şeyler... Yok ama Galatasaray'ın içinde o dönem hem Fatih Terim hem Ünal Arçalı aynı insanlar şey yapmaya başladılar yani doldurmaya başladılar. Hocam bak bu alt tarafı bizim hocamız. Fatih Hoca Ünal Arçalı'ya gidiyorlar öyle diyorlar. Fatih Terim'e gidiyorlar ya bu başkan seni eleman meleman gibi görüyor. Böyle başlayıp servisler başlayınca arası koptu. Ben şunu merak ediyorum. Fatih Terim Galatasaray'ın çok değerli bir teknik direktörü dediğin zaman bile Fatih Hoca alınabilir. Bak ben sana daha net söyleyeyim. Çünkü ne de peki ne diyecek o zaman? Galatasaray'da bir sürü teknik direktör de gelmiş geçmiştir. Galatasaray'a şey de geldi. Abi Abdullah Hoca da teknik direktör. Fatih Terim de teknik direktör baktığın zaman yani. Ülkede çok iyi hocalar var. Fatih Hoca, Abdullah Hoca bunlardan biridir. Dediğin zaman bu hakaret mi değil mi Fatih Hoca? Ben biz sana neden soruyorum. Nezi konuşuyoruz? Müsaade et. Ben sana soruyorum. Türkçe çok lastikli bir dil. Ben sana şimdi diyorum ki ülkemizde çok iyi hocalar vardır. Abdullah Hoca da Fatih Hoca da çok değerli hocalar, hocalarımızdır bu ülkenin dediğin zaman ben Fatih Hoca'nın yanında mahkemeye veririm. Ne bunu diye diyebiliyor musun? Hiç alakası yok. Ne alakası yok. Var ya? Yani. Nereden baktığına bakar abi. Yani ikisi de değerli. Yani elemanı alınıyorsa. Ya hocaların hepsi abi değerlidir abi. Ne demek ya? Fatih Hoca alınabilir şey olur mu yani? Ben, Sergen Allah aşkına bak ben size söyleyeyim şimdi kelime oyunu yapıyorsunuz. Fatih Terim kolay alıngan insandır. Bunu dünya biliyor. Berlusconi bile biliyor Fatih Terim'in alıngan olduğunu. Alınmaması için çalışacaksın ama... O eleman demeyeceksiniz. Ne diyeceksin? Hayır, bana o kelimeyi söylüyorum ben de sana. Fatih Hoca'yı anlatmak için. Fatih Hoca Galatasaray'da çok önemli Fatih bir şey. Sen niye anlatıyorsun ki? Herkes tanıyor zaten. O tarafı da var ya. Adam, yani. Adam bir konuşma yapıyor. Siz Sayın Ünal Arçalı konuşuyorsunuz. Şimdi bir VTR ekrana getireceğim. Arkadaşlarım hazır olduğunu söylüyorlar. Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta içinde ilginç bir divan kurulu vardı. Tam her şey bitti. Süt liman derken yeni hoca geldi. Mancini görev başı yaptı. İşte Juventus beraberliği. Akşam evet bir yenilgi oldu ama tekrardan döndük başa ve eleman krizinin ikinci perdesi başladı. Bakalım neler olmuş. Galatasaray'ın divan kurulu toplantısı olaylı, gergin ve polemik doluydu. Üyeler yönetimi adeta topa durdu. Prim bildirmek için yahu takımın kaptanı Sanlı var. İkinci kaptanı Hakan Balta var. Onlar dururken Drogba'yı aramak bu kurumsallık dedik mi? Onu da demedik. Şimdi bütün bunlarla sessiz kalınca sonra bu gelen hiç de sürpriz değil. Üyelerden Hayri Kozan Fatih Terim'in ayrılmasıyla ilgili anlattıkları divana damga vurdu. Bu olayın bu kararın alındığı gün sabah 9'dan akşam 7'ye kadar Florya'daydı. Bunu gözlerimle Fatih Hoca'nın telefonunda ben gördüm ve okudum. Bu bir tek SMS. Real Madrid maçı 21.45'te başlıyor. Saat 20.53'te başkan tarafından Fatih Terim'e gönderilmiştir. Başarılar temennisiyle. Federasyonla Fatih Terim'le hiçbir surette bir mukavele taslağı imzalanmak üzere Fatih Terim'e gönderilmemiştir. Sonraysa yine yeniden eleman krizi patladı. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasını fitilini ateşleyen eleman sözü bu kez Galatasaray ikinci başkanı tarafından kullanıldı. Fatih Terim hakikaten böyle bir sözleşmeyi imzalamamışsa o zaman Türkiye Futbol Federasyonu milli takım teknik direktörlüğü görevini verdiği bir elemanından Bu arada Özkan Olcay konuşurken salonun boş görüntüsü dikkat çekti. Galatasaray ikinci başkanını üyelerin 3'te 2'si dinlemedi. Divan sonrası Özkan Olcay'a eleman sözünü hatırlatıyoruz. Bu sözü niye kullandığını anlatıyor Özkan Olcay. Ancak yorum yanlışını da muhabirimiz Furkan Karacan düzeltiyor. Fatih Terim maaşını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan almaktadır. Dolayısıyla Futbol Federasyonu'nda görevli olan teknik elemanların statüsü içerisinde onun da Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir mensubu. Bu eleman kelimesini kullanmak istemiyorum. Çok alerjik bir etki yapıyor. O da o camianın bir mensubu olarak görev yapacaktır.
Benim söylemek istediğim ancak buyurun. Fatih Terim maaşlı çalışmıyor bildiğimiz kadarıyla. Gönüllü olarak bu hizmeti yaptı ve en kötü ihtimalle federasyonun ona önerdiği ücret bir hayır kurumuna gidecek. Yani bu şartlarda eleman kelimesi doğru ifade mi Fatih Terim? Yapılan anlaşmanın süresi ve teknik direktöre verilecek ücretin belirlenmesi esas olarak alınmıştır. Hal böyleyken benim daha fazla açıklayıcı bir beyanatta bulunmam mümkün değildir. Evet. Şey yok abi, geç yani, bir şey söyleyecek. Size esasında bir şey söyleyeyim mi? Yani bugün itibariyle bunları konuşmak bence çok şey değil. Yani Özkan, ben hayır diyorum. Salı günü, Özkan Salı Bey, günü. Özkan Bey çok yani saygın birisi Özkan Hoca. Özkan Hoca'nın şu girdiği topa bak ya. Yani hakikaten bu üstümüzden bizim bir şey geçti abi herhalde. Bir, hani bir, ne derler, şey yıldızı geçti. Hani biz hakikaten millet olarak bir enteresan olduk ya. Yani en son girecek insan Özkan Hoca, bu topu o giriyor yani. Neyse, hiç gerek yok. Gitmiş yani, gitmiş artık yani. Fatih Hoca gitmiş. Olay kapanmış. Hala nedir eleman mensup, bırak gitsin yani. Yaşananları ekrana getiriyoruz biz de. Bu da ama tabii o zaman olan bak, bir şey tabii. Şimdi gündeme ben, gelmek istiyordur belki. Ya Özkan Bey'in ihtiyacı yok böyle bir şey. Bu yaşına kadar gündeme gelmiyor. Eleman, yok, eleman durumunu istedim. Kapatıp ben hocam bak, ben sana bir soru sorayım. Müsaade ederseniz. Kaçak dövüşmeyin abi. Ben sana bir şey kaçak sorayım. Kaçak dövüşmüyoruz daha ne? Sen hocayı iyi tanıyorsun. Biz de tanıyoruz. Hocayı da seviyoruz, sayıyoruz. Bana Fatih Hoca'nın rahatsız olmayacağı bir sıfat söyle dedim. Ben nereden bilebilirim bunun? O zaman eleyecek kişi ben miyim Fatih Hoca'ya? Fatih Hoca'ya ne desen bir üstü Fatih Terim. Düşer bunu söylemek. Fatih Terim'e desen ki bizim kaptanımız da Fatih Terim kaptanın üstü. Bak abiciğim şunu demek istiyorum ben. Siz biliyorsanız siz söyleyin. Söylüyorum abi, konuşturmuyorsun ki beni ya. Siz mi konuşmuyorsunuz? Abi araya girme, ben anlatayım sana demek istedim. Siz giriyorsunuz, biz Mustafa Hoca'ya sormak Fatih istiyorum. Fatih Terim'e desen ki hocam sen bizim çok değerli bir kaptanımızsın. Fatih Hoca kaptanla ötesi. Çok hocamızsın. Niye kaptanlar ötesi? Niye kaptanlar ötesi? Ya Galatasaray'ın her şeyi kaptanlar ötesi mi var? Ne demek? Galatasaray'da bir sürü kaptan var abi. Fatih. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Niye kaptanlar ötesi? Onu anlamadım. Hocam sen Sergen Yalçın bir saniye. Şey düşünüyor musun? Bülent, ben anlatamadım. Başlamanı yani. Şey yapayım. Bir mail numarası var. Programı, ben bir mail atayım programa ya. Biraz daha geliştirip bu şeyi. Olabilir hocam. Oraya doğru gidişat var. Bir kamera gibi. Oraya doğru. Valla kameraya doğru gidişat var. Benim demek istediğim şu. Bakın sordunuz, cevap alın ama müsaade edin. Ben öpte gelirim. Medya bu konuda kötü niyetli. Mustafa Hoca bak. Konu ne biliyor musun? Medya kötü niyetli. Bu elemandan Fatih Terim'e. Ben de diyorum ki. Sorduğunuz cevap verebilir miyim? Sen de yukarıda da biz konuştuk. Kaptan desen Fatih Hoca kaptanın ötesi. Antrenör desen ötesi. O cevabı desen var. Fatih Terim 40 yıllık bir Galatasaray divan heyeti üyesi. Alınıyor bu tip şeyler. Ya cevabı var. Sordunuz bana. Ne var? Bakarak söylediniz. Ne var? Mustafa Denizli, evet. Fatih Terim. Evet. İki tane özel insan Türk futbolunda. Evet. İkisinden biri Galatasaray'ın başındaysa, bugün Fatih Terim, geçmişte Mustafa Denizli, gelecekte bir daha belki Mustafa Denizli, bir daha Fatih Terim. Her şey olabilir hayat devam ettiği sürece. İkisinden biri varsa, Galatasaray Kulübü'nün başkanı kim olursa olsun, sorduğunuz için söylüyorum, evet, evet. Fikrimi, evet. Şahsi fikrim. Evet. Ne titrim adına ne kurumsal diyeyim. Abi eleman diyemez deme bana. Ne der onu söyle. Bir saniye müsaade edin. Ben size 60 saat dinliyorum. 10 saniye dinleme sabrı gösterin. Hakikaten kaberelik oluyoruz yani. Der ki her ikisi de olabilir. Mustafa Denizli ve Fatih Terim de Galatasaray için çok şey demektir. Her şey demektir. Der, bitirir. Mecbur mu demeyi? Sizde cevap ben çok. Ben de sana söyleyeyim. Sizde cevap çok. Bak, eleman kelimesi Türkiye'de sen çekersin de dünyanın 4-5 ülkesinde 4-5 insanında eleman diyen adam, diyen insanın elemanı yorumu başka olur. Bu bir. İkincisi şu bantı göster. Orada diyor ki ben ve Fatih Terim Galatasaray'ın çok değerli elemanlarıyız diyor. O kısmını söylemiyorsunuz. Onu da o gün ben fark ettim burada. Oynadığı günde. Siz yine fark etmemiştiniz. Nerede gösterdik? Burada sen bantı ekranda fark ettiniz. Ben burada fark ettim. Ama ekranda. Kimse fark etmemişti benden başka. Bu tesadüf mü yani? Ya ben nasıl fark ediyorum? Ben bir kripto mu çözüyorum? Kripto mu geldi bana? Vahiy mi iniyor gökten? Ben peki. Çünkü dikkat ediyorum. Orada diyor ki ben ve Fatih Terim Galatasaray'ın çok değerli elemanlarıyız diyor. Biz eğer iyi niyetli olsak ikinci kısmı da oynatırız. Sen oynattın. Siz bana sordunuz ben de söyledim. Adamın dediği orada ikimiz de Galatasaray'ın çok değerli elemanlarıyız diyor. O zaman bu konu zaten başka bir konuya Galatasaray, ne anlamadım? Fatih Terim Galatasaray'ın faydalı bir elemanıdır demiş. Ondan sonrası var onun. Aynı bantın biraz sonrası var veya onu, bir gün onu daha var. Önce söylemiş. Ya olabilir yani. İkisi peki Mustafa diye. Hocam bu eleman konusunu kapatıyoruz. Nasıl oynamalıyız? Hayır yok, nasıl oynamalıyız geçtik hocam. Nasıl oynamalıyız geçtik. Bu süreçte eleman bir tarafa, Sergen Yalçın da girişi yapmıştı. Telefonda oydu şuydu buydu. Sizin gibi hoca sayısı Türkiye'de az. Fatih Hoca, siz 3-4 tane isim bunlar. Türk futbolunun içinde belki de son 60-70 senede. Ayrılış şekli doğru oldu mu Fatih Hoca'nın Galatasaray'dan sizce? Ya da siz aynı kurumda olsaydınız belki de burada Fatih Hoca oturuyor olacaktı. Başka bir yorumcu oturuyor olacaktı bu koltukta konuk olarak. Ona soracaktım. Tarz doğru oldu mu yaşananlar? Olmadı. Yani çok fazla şey yapmaya gerek yok. Olmadı.
Doğru değil. Peki federasyondaki toplantı, federasyonda Fatih Terim, Yıldırım Demirören imzalarken orada Fatih Hoca'nın söylediği çok özel bir cümle var. Onun kimse üzerinde durmadı belki. Sıkıntılı. Şöyle bir cümle kullandı Fatih Hoca. Ya şekil çok doğru olmadı ama dedi. Mesela oradaki diyalogtan. Ne demek yani o şekil çok doğru olmadı? Aynen böyle söylemedi mi? Şekil aynen böyle söyledi. Aynen benim söylediğim gibi söyledi. Ya. Onu ben çözemedim mesela. Ne demek o? Yani şekil çok doğru olmadı. Neyin şekli doğru olmadı? Orada bir şeyler ayrımı, yanlış oldu yani. Ayrımının herhalde. Hayır, federasyonla ilgili konuşurlarken Yıldırım Demirören'le. Federasyon yazı da olacak. Benim bildiğim Fatih Hoca bundan iki ay önce, siz de biliyorsunuz, Almanya'da bir yerde bir Şampiyon Ligi maçında dedi ki burada rahat konuşabiliyorum. Federasyon buna müsaade edildi bir kere. Fatih Hoca'nın çok net olarak Üniversal'la beraber federasyona ve Yıldırım Demirören'e tavrı vardı. Yani çok net olarak tavır aldığı Yıldırım Bey'le anlaşma yapmak hoca için de şey bir durum değildir tabii normal olarak. Yani bugün yani Fatih Terim'i, bundan da hocadan özür dileyerek söylüyorum. Belki benim gibi düşünmüyordur ama Türkiye'de çalışmayacağım hangi başkan var desen ilk sırada Yıldırım Bey yazar yani. Benim tahminim yani. Ama Yıldırım Bey'le çalışıyor. Bu da böyle bir durum yani. Yani benim Mustafa Hoca'nın bu konudaki fikirleri hocam, alsak biz her hafta konuşuyoruz. Mustafa Hoca'nın fikirlerini alsak bu konuda. Biz her hafta konuşuyoruz. Hangi konuda? Hayır, ben sana ne diyorum? Ben sana sadece yolun açık olsun bir şey demiyorum yani. Ben sana söyleyeyim. Yani hakikaten bak susayım. Neyse boş ver. Yarından sonra bayram. Değil mi? Hocam yok, biz her gün bayram. Biz deliyiz hocam. Biz her gün bayram. Biz derken? Ben. Ha. İkizler Burcu'yum ya, ben iki kişiyim. Onun için söylüyorum. Keyifli gidiyor sohbetiniz. Şimdi bu milli maç Türkiye'nin belki yani bu tatil diye başlayacak hafta yarın öğleden sonra bir hafta. Bir milli maçta Türkiye'nin gene bütün gündemi inşallah değişecek. Türkiye'de futbol adına bütün umutlar, sevgiler, düşünceler yeniden yeşerecek. Yani iyi, olumlu, hep pozitif bir algıyı tekrar futbol yaşatması lazım. Bunları kulüp takımlarıyla falan yaşamak çok güzel ama milli takımla yaşamak çok daha güzel. Yani neticede işte bir takım şampiyon oluyor, 20 milyon, 22 milyon, 15 milyon insan seviniyor. Ama milli takım öyle değil. Milli takım çok farklı bir şey ve geçtik mi saat 12'yi bilmiyorum. Geçtik. Yani o zaman yarın yani milli takımımızın her şeyini ortaya koyup bu geceyi başka hiçbir şey düşünmeksizin. Oradan ne haber gelirmiş, buradan ne haber gelirmiş. Biz Hollanda'yı yendiğimiz zaman milli takım en azından kendi üzerine düşen bu ikinci dönemdeki görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Playoff oynarsak harika, gidersek muhteşem Brezilya'ya. Ama kazanıp da gidemesek yapacak bir şey yok. Hocam bir soru da ben sorayım. 3 maç kazanıyorsun, 4.'ünde kazandığını farz ediyorsun arka arkaya. Ki bu Almanya bile bunu zor başarır ya. 4'te 4 yapmıyor herhangi bir yerde. Ve hala ne ihtimaller var yani. Hala işimiz Allah'a kalmış vaziyette. Bu yani da acayip bir durum yani. Demek ki nasıl bir enkaz olmuş milli takım ki? 4 maç kazansan bile playoff'a bile gidememe durumun var yani. Hani... bu da ilginç bir durum yani. Bunu da söylemek lazım. 4 maç kazanıp gidememek ne demek? 4 maç Brezilya zor kazanır be abi arkadaş. Sen kazanmışsın ya. Kazanır kazanması... Kazanır mı? Biraz yani... hocam ya şunu konuşmuyor. Biraz da kimlerle oynadığına bağlı. Tabii kimlerle oynadın yani. Öyle deme yani. Daha önce kimlerle oynadık biz abi? Niye abi? Böyle Macaristan, Romanya, Estonya gibi 20 tane takımla oynar arkadaşlar. 20 maçta kazanırsın yani. 6 maçta 7 puanla aldı Fatih Hoca. Fatih Hoca gelmese 6 maçta 7 kalacaktı. 13 maçta yine 7 kalacaktı. Ben de demek istiyorum. Daha önce de aynı takımlarla oynadık. Gruplar öyle mi oynanıyor? İlklere başka takımlarla, ikincilere başka takımlarla mı oynuyorsun? Yani ben önden önceki maçlara bak. Ya bunları yenemedik. Programın başında da konuştuk. Bizim Burak takımları yenmemiz çok önemli değil yani. Biz zaten bu takımları kağıt üzerinde yenmemiz gerekiyor. Yenmeliyiz yani. Grup çekildiği zaman biz zaten bu grupları yenmiş gözüyle bakıyoruz bu takımları biz. Grubu değerlendirirken. Öyle değil mi? Sen de diyor musun kendi kendine Romanya'nın maçına olur işte bizi burada yenerler. Biz de onları orada yeneriz mi diyorsun yani. Biz Romanya'dan en kötü 4 puan hesaplarız. Macaristan'dan en kötü 4 puan hesaplarız. Eğer bizim bir seviyemiz var tabii yere gideceksek öyle hesaplarız. Ha, işler yolunda gitmeyebilir. Sportif direktörlük kavramına sıcak mısınız? Mancini, Ahmet, yani, Mehmet. Türkiye için de esasında yeni bir kavram. Ve tam koşullarının ne olduğu tam açık bir şekilde ortaya konulmuş bir şey değil. Hocam bence sportif direktörlük formalite bir iş Türkiye'de. Ben öyle görüyorum. İşte formalite olmasın diye belki Mustafa Hoca yani başlarsa bana bugün, formalite olmaz. Bana bugün bir tane sportif direktör söylesene de bütün kontrolün elinde olduğu bir sportif direktör söyleyeyim. Önder Özen.
Ne o? Önder Özen. Ne o? Bütün kontrol elinde şu anda. Sergen, sen inanıyor musun ona ya? Yurt dışında var ama şimdi Mustafa, inanıyor musun? Mustafa Deniz çapında bir spor direktör olmadığı için. Abi yurt dışını boş ver, Türkiye'deyiz biz şu an. Bana bir tane tek sportif direktör söyle. Bütün kontrolün elinde olduğu bir sportif direktör camialarda. Ya öyle birisi yok ki. Önder Özen gözüküyor. Yapma abi gözünü seveyim ya. Aykut, mesela Aykut Kocaman da Fenerbahçe sportif direktörlük yani yapıyordu. Yani kontrol Aykut Kocaman da mıydı yani sportif direktörlük yaparken? Mustafa Denizli gibi birisi kabul ederse bu olabilir diyoruz. Bir gün sportif direktörlüğü düşünürsem olur. Yani kontrolün %100'ü benim elimde olur. Sen mesela Derval'leyken hep ona ama karşı çıkardın. Şimdi burada Mançin'le nasıl bir ikili olur? Derval hocayla bizim şeyimiz de konseptimiz daha farklıydı. Ya ben gencecik bir antrenörüm. Mesleğe yeni başlamışım. Hoca yabancı bir ülkeden gelmiş. Ülkeyi tanımıyor, insanımızı tanımıyor, şehri tanımıyor, mantalitemizin ne olduğunu bilmiyor. Ben ona her konuda yardımcı olmam lazım. Yani bu peki tek Mancini mi yoksa Mustafa Denizli artı Mancini mi? Sence hangisi daha randıman verirdi? Bu da çok tuhaf bir soru ama yani sormuş bulduk bir kere. Ya Twitter'a şey yaparsın. Peki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de sportif direktörlük hikaye bir iş. Ben açık ve net söyleyeyim. Ben biliyorum çünkü çalışılan ortamları da çok iyi biliyorum. Türkiye'de hiçbir camia bir tane adama gelip de ben sana futbolu teslim ediyorum demez kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Çünkü bu kadar yönetici ve başkan bu kadar meraklıyken bu işin içine girmeye, kadro yapmaya, oyuncu almaya, oyuncu satmaya bu kadar meraklıyken hiçbir kulüp öyle geleyim ben sportif direktör. Hadi Sergen sen gel bizim sportif direktörümüz ol da bir futbola sen bak. Sen onu geç. O hikaye. Sen orada görüntü olarak sportif direktör olursun. Ama yandan hocam tamam sen de kontrol ama Bülent'i de alalım biz buraya. Tamam sen biliyorsun ama işte onu da buraya. Bunlar var abi Türkiye'de yani. Sen istediğin oyuncu alamazsın bir defa. Ben sana söyleyeyim. Aldırmazlar. Çok net söyleyeyim ben. Öyle bir iş yok yani Türkiye'de. O formalite bir iş Türkiye'de. Görüntü işi bence şu an. Evet. Biraz hızlı koşacağız. Soru cevap yapacağız hocam. Sana kısa cevap rica ediyorum. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili biz alt başlıkla da ekrana getirdik. Çok da soru geliyor. Yine bununla da ilgili haberler çıktı. Hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için geçen sezon. Biz dün akşam bu hocalık konusunu konuştuk ama ben bu akşama saklıyordum. Sergen Yalçın ve Bilgin Gökberk söylediğinde ne teklifler gelmiştir belki de biz bilmiyoruzdur demiştim. Fenerbahçe'den sezon başı Aykut Kocaman ayrıldıktan sonra teklif aldınız mı? Beşiktaş'tan gerek ilk sezon, Fikret Orman'ın ilk sezonu gerekse bu sezon bir işten önce teklif aldınız mı? Fenerbahçe'yle görüştüm. Aykut Hoca'dan sonra bu sene. Bu sene görüştüm, evet. Ahmet Bey'le görüştüm Beşiktaş gibi ama bu... Sayın Nurçebi'yle. Nurçebi'yle. Çok da saygıdeğer bir insan ayrıca. Yani tanıyordum ama yani beraber uzun süre oturunca ama bu bir Beşiktaş teklifi değildi. Tamamen dostane bir yemekti. Fenerbahçe'ninki daha ciddi ve resmi bir teklifti. Öğretimden birisiyle mi görüştünüz? Tabii Abdullah Kığılı Bey'le birkaç saat oturduk, paylaştık. Zaten Abdullah Bey benim yönetimi yapmış bir insan federasyonda, milli takımdayken. Oldu, ondan evvel de oldu, sonra da oldu. Bursa vardı sene başında, yani ligler başlarken ama benim durumum o günkü yani önümüzdeki bir ay 40 gün için benim durumum elverişli değildi. Kendilerine anlattım, teşekkür ettim. Yani benim için her yerden gelen teklif onur vericidir. Bu neresi olursa olsun. Yani çalışacağız, merak etmeyin. Yani dün akşam bir ara... mesaj yollamayı düşündüm. Ya evde oturmuyoruz. Dedi ki hocaya yakışmıyor. Peki hocam tam da sistem evet. Son Bursa ile ilgili şunu söyleyeyim hocam. Bursa Spor size teklif ediyor. Sizden sonra davma alıyorlar. Yani o da bana çok acayip geldi mesela. Ben çok eleştirdim mesela davma almalarını. Hiç yani Bursa Spor'a olacak bir teknik direktör değil bence. Şimdi burada bizim konuştuklarımızla altyazılar ayrı geçiyor. Yanlış anlaşılma hani yani resmi teklif. Bu bir çalışma koşullarının oluşup oluşmayacağı. Hangi şartlarda oluşabileceği. Koşullarda anlaşamadınız. Koşullar neydi? Onu görüştük. Yani teklif dediğin zaman bütün değişelim şartları. Yazıyı. Yani şimdi Abdullah Bey'le konuştum. Yani böyle bir şey biraz tereddüt yaratır. Ama neticede yani benim evimde yapılan bir görüşmede havalar nasıl olacak diye görüşmedik. Peki yani. Peki hocam şöyle bir şey var Ersun Hoca'nın. Bu süreç tabii bir şekilde oldu ve sonuçta Ersun Yanal'la anlaştı. Fenerbahçe ligde de şu anda lider. Ersun Hoca'nın bir açıklaması oldu sezon içinde. Biz de programda tartıştık. Az Yıldırım soyunma odasına girebilir.
Bu gayet normal bir durumdur. Niye Türkiye'de bu tartışılıyor dedi. Başkan girebilir soyunma odasına dedi. Sizce bu durum uygun bir durum mudur? Kulüp ismi olarak söylemiyorum. Herhangi bir kulüp için söylüyorum. Sizin çalıştığınız bir kulüpte bir başkan soyunma odasına girebilir mi? Ya girer, başkan girer ama yani bu koşullar nedir? Mesela bir takımın üzüntüsünün paylaşılacağı, yani o kulübün başındaki insanın ekibiyle birlikte bu üzüntüyü paylaşabileceği, ekibiyle birlikte bu anormal sevinci paylaşabileceği, bunlar çok özel günlerdir. Yani zırhlı soyunma odasına girilmez. Aynı şekilde Galatasaray'da da Fatih Hoca ile ilgili gündeme geldi. Yine Bilgin Gökberk'le de ilgili bu yani konu çok başkan olmuş. Başkan gelir tebrik eder. Çok kısa bir süre. Gelir geçmiş olsun. Bunlar önemli değil. Bunlar çok doğal şeylerdir. Ama bu her hafta sonuç ne olursa olsun soyunma odasında. Ya da kadroya şey müdahale değil, şeklinde. Yok öyle bir şeyden bahsetmiyor zaten. Ha, yani girer ama bu yani bu böyle devamlı her hafta her koşulda tekrarlanacak bir şey değildir. O zaman oranın şeyi değişir. Yani otoritesindeki zafiyetler de ortaya çıkabilir. Hocam bizim başkanlar biraz meraklı mı acaba? Ya başkanlar genel konuşuyorum şimdi, yani. Tabii yani ne olursa olsun yani kulübün başındaki insanlar o sorumluluğu almış, o riskleri almış, taşıyan, yaşayan insanlardır. Onlar da bazı şeyleri yaşamak ister. Ama bunu yani böyle devamlı şeyde gündemde tutarsan o zaman yani faydadan fazla zarar getirir. Bence en büyük dezavantaj şu. Türkiye'de herkesin futbolu bilmesi. Ya şimdi evet. Mesela başka işler hakkında herkes yorum yapamaz yani. Biz mesela futbolunla ilgili çok fazla bir iş bilmiyoruz. Ama herkes futbolu biliyor. O da büyük dezavantaj değil mi? Yani futbolu bilmeyen var mıdır? Şimdi tamam. Bugün hocam mağlup olduğum bir maçtan sonra örnek veriyorum. Sabah atıyorum bir şey aldım. Bakkala gittim bir şey aldım. Örnek veriyorum. Bakkala gidiyorsun ya hocam bu taktikle oynanır mı diye sana der yani bakkaldaki adam. Ben sana söyleyeyim. Bakkaldaki adam sana bunu söyler yani burada. Vay hocam niye takım böyle oynattın der yani sana. Bu mantalite var bizde. Öyle bak, değil ben mi? Ben Galatasaray'da görev yaparken bende bir kapıcı vardı. O da hasta Galatasaraylıydı. Bir iki defa sabah antrenmana giderken yolumu kesti. Hocam bunu niye oynatmıyorsun şey yapmıyoruz. Öyle bir hale geldik ki birinci katta perdeden servise çıkmasını bekliyordum. Peki dediğini yapıyor muydu? Evden çıkmak için. Yapardım. Hayır ya, ama bak, yani hayır, bu mantalite var bizde. Ya bu, yani bu, var mı yani bizde? Bana yani benim küçük kızım 4 yaşındaydı. Bunu niye oynatmasın diye soruyordu. Ama hocam senin şansın yok ya. Sana da Antep maçında meşhur maçta arkadan bir polis dürtüp hocaya onu çıkarma bunu çıkar demişti galiba. Meşhurdur bu değil mi hocam? O hiç olmazsa kimi çıkarıp kimi sokacağını söylemişti. Bazıları bunu niye oynamadı diye soruyor. Hiç olmazsa bunu çıkaralım bunu alalım demişti. O maçın gergin hatırlıyor musun onu? Ligini göstermişti. Maçın gerginliğinde arkadan bir polis Mustafa Hoca'ya evet, işaret ediyordu. Yayıncı kuruluşa da yansımıştı. Mustafa Hoca da anlamıyor ne oldu. Ne var diyor. Onu çıkar bunu sok diyor. Hocam bilinçle de ilgili çok tabii fikrinizi merak ediyor Beşiktaş taraftan. Benim fikirlerim bitti. Ben biraz da sizi dinleyeyim. Bir bilinçle ilgili de fikrinizi alabilir miyiz? Beşiktaş bilinç. Ya şunu söyleyeyim. Ben bilinç çok sempatik buluyorum. Hırslı yani doğru bir şey olduğunu görüyorum. Onun dışında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani şey... Hem bir centilmen havasında her şeyle takımla uyum sağlar. Yani dokusu örtüşen bir teknik adam olarak görüyorum. Ama onun dışında yani önünde neler vardır, ne gibi kolaylıklar, zorluklar yaşayacaktır. Türkiye'de yani bir günde kahraman, bir günde hain oldu. Evet. Çok olmuştur onun için. Yani bu bilinç için, senin herkesin benim, yani bu olur. Meslekte olan herkes için geçerli. Sosyal medyadan değil, kendi merak ettiğim bir şeyi müsaade ederseniz soracağım. Ligin 7. haftası. Bitti. Milli maç arası var. 8. hafta oynanacak. Şimdi mutlaka gülümseme de oluşacaktır yüzünüzde. Olacak Beşiktaş tabii. Şampiyon olduğunda sizinle 26. haftayı işaret etmiştiniz. Ve Türkiye'de o yılın konusuydu. Manşetiydi o. Hatta tırnak içinde kahin yakıştırması yapıldı. Yazılı ve görsel medya tarafından, kamuoyu tarafından size. Ligin 26. haftasında bu sezon ne bekliyorsunuz? Ya da başka bir rakamınız var mı? Şu andaki mevcut gidişatı 7 hafta itibariyle nasıl görüyorsunuz ligde? Size şampiyonluk ipini kim göster? Bu cevap verecek bir soru değil. Niye? Ben yaşadıklarımı bir basın toplantısında düşündüklerimi, yaşadıklarımı, üste koyduklarımı medyayla paylaştım.
Bugün herhangi bir takım için bunu yaşamıyorum. Hı hı. Yani dolayısıyla şu haftada şu olur demem mümkün değil. Bizim programda ne olur hocam peki yani iyi gün 26. haftasında falan? Ne olur bizim program ne olur yani? Kaçıncı haftadayız? Daha 7. haftadayız. Kaç? Yok 9 bitti. 9 mu? Önce de yaptık. 26. Yani. Haftada falan bizim programın durumu çok sen, bir çeşitli sen gibi görünüyor. Sana bir şey olmaz. Muhtemelen şimdi kaçtasınız program olarak bilmiyorum ama ilk 3'te olursunuz herhalde. Bir saat ayarladım. İkiliye program için yeni bir saat. 26. haftada ilk üçte olursunuz. Haber öncesine. Güzel bir böyle program. Kime? Siz, abi sürekli başka şeylerden bahsediyorsunuz ya. Ya bir tek dün akşam yaptık. Yapma. Beni sen de yalnız bırakırsan biterim yani. Sizin üçünüzün keyfi farklı. Bizim yani. İkiniz de sen daha iyi. Benim adıma konuşma. Sen biraz abi benim adıma konuştun da onun için. İkiniz de sen daha iyi. Onlar iyi bir ikili. Şimdi, birbirini tamamlamak çok güzel bir şey. Yani burada hem bu atmosferi yıllarca yaşamış, başarmış birisi var. Hem dışarıdan farklı gözle gören birisi var. Hem yıllardır sen televizyonun içinde oradan bakan birisi var. Bu güzel bir şey. Artı yani burada fikirlerinizi tartışıyorsunuz. Bir rencide olma durumu yani buradaki olmayan üçüncü şahısların rencide olma durumu olmuyor benim izlediğim. Sizin programınızda. Yok. Zaman zaman çok güzel espriler oluyor. Çok doğru tespitler oluyor. Yanlış da olabilir. Bu önemli değil. Burada en azından. Niyet hocam. Niyet çok önemlidir yani. Fikrini söylüyor. Şimdi Türkiye'de bir algı vardır. Otorite. Otorite her şeyi... Hayır, otorite her şeyi bilen insan değildir. Otorite fikrini açık şekilde söyleyen insandır. Otorite yanılmaz diye bir şey yoktur. Otorite yanılır. Otoritenin yanılmaması için fikrini söylememesi lazım. Ama eğer ben otoriteysem ben fikrimi söylerim. Ha büyük ihtimalle ona yakın bir şey oluşur. Oluşmasa da benim umurum değil. Mesela bana şunu söylüyorlar. Bana maç soruyorlar. Bu maç ne olur, şu maç ne olur. Ben mesela hiçbirini bilemiyorum. Ama hep benim söylediğim maçlar yanlış çıkıyor yani. Ben bilemiyorum hiç. Bana diyorlar ki ya sen nasıl bilemiyorsun? Ya kardeşim ben nereden bileyim ben? Falcı mıyım ben? Maç soruyorsunuz, söylüyoruz. Bu kazanır diyoruz, öbürü kazanıyor. Ne bileyim şey ben öbürü kazanacağını. Ali Güneş'i çıkar, Baliç'i al hocam demiş. Polis. Doğru. Ha o diyorlar. Doğrudur. Evet. Doğrudur ama diyorsun? 3 değişiklik yapmıştık. Güzel bir şey ama değil mi Ali Güneş? 3 değişiklik yapmıştık. Bir tane daha yapsaydı hocam olacak. İbrahim Toraman'la ilgili de bir tabii istihbaratımız var. Devre arası gideceği takımla ilgili olarak ama ona girmek istemiyorum. Ama büyük ihtimalle Beşiktaş'tan her ikisi de ayrılacaklar. Gelişen süreçte diyelim noktayı koyalım. Mustafa hocam şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir gece oldu. Çok da güzel bir program oldu. Yani sizi... Uzaktan izlemek ya yakından izlemek farklı daha farklı. Onun için hangisi daha iyi hocam? Beni sohbetinize kattığınız için. Burası karışık biraz. Biz teşekkür ederiz. Geçen sene de ilk Mustafa Hoca gelmişti. Evet. Ayağı da uğurlu gelmişti. Sezonu da bitirdiniz ona göre ayağım da uğurlu gelmişti. Çok teşekkür ediyoruz Sergen Yalçın, Bilgin Gökberk. Öncelikle salı akşamı milli takımımıza Hollanda karşısında evet. Daha sonra Brezilya yolunda sonsuz başarılar. 70 milyonu yüreği milli takımımızla ayıldız olacak. Ve tabii ki Kurban Bayramımızı da en içten dileklerimizle kutluyoruz. Tüm İslam aleminin ve Türkiye'nin hayırlara vesile olsun inşallah diyoruz. İki bayramı belki bir arada yaşarız. İnşallah iki bayramı diyoruz yaşarız. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Kasım'da da üçüncü bayramı. Hoşçakalın. İnşallah. İnşallah. İyi geceler.